Evet. Hayatım, çocuklar hazır da bekliyor mu? Çocukları malikaneye topladım. Birazcık saat erken gelenler olur. Tamam. Kıyafetini değişecek misin? Evet, yeni bir açıklamalar yapacağım. Bütün çocukları topla. Artık biraz çocuklar pis yüzümüzü görsün. Ne dersin? Olur. Ha, bu kırmızı aracımız aranıyordu değil mi bizim? Güzel beyaz Hadi. yapmanıyormuş. Güzel güzel. Boğazı kazak olmuyor arkadaşlar. Ne yazık ki. Hadi gidelim. Telsiz neydi bizim? 405 miydi ya? Bilmiyorum ki, ben bağlanmıyorum telsize. Bir sürü mesajlar gelmiş. Alito. Müsait olmaz arayacağım. Her şeyi hallettim. Yarını bekle, endişelenme. Mahkemeye katıl, gerisini merak etme. Vito tekerleme koymuş. Her şeyi hallettim. Yarını bekle, endişelenme. Mahkemeye katıl, Oh gerisini yeah merak yeah. etme. Çok güzel bir uyak yapmış. Burada nasıl halletmiş acaba? Ne oluyor be? İyi maşallah. Veriyor mu aslanları? Arabayı çıkart buradan. Konuşulduk. Hoş geldin patron. Eyvallah koçum. Hayırdır lan? Kenan, nedir durum? Ne oluyor burada? Bir Halik abinin Halik. organizasyon yaptığını. Patron, günün önemine binaen böyle bir şey yaptık. Bugün biliyorsun büyük bir gün. Ne oğlum, anneler günü Halik, mü? eyvallah Yok. durucu. Ya bugün birileri Ya sıçacağım bak bu mezarını malikanenin dilecek. başında. Sen Bir anana dakika, ona bir avradın. Çık bakalım. ya, çık çık. İçine et Sen kimsin sakın. ya? Siz kimsiniz birader? Ben ağzına... Dur patrona bağlıyorum şeyini. Tamam, gir gir gir. Eşek var ya, Sıkıntı yok, tineti olur ya. bunlar. Vallahi bak, tineti ne güzel bir şey yaptı bile. Allah içine etti Devam ya. et. Neyse. Patron, bugün hani birileri Bugün mezara ne var oğlum? girecek. Onun mezarına da dikilecek gibi bir şey yapalım Ha, dedik. gülleri mi topladınız? Öyle. Evet patron. Aferin. Aferin. Güzel. Güzel anlam ifade etmiş. Şimdi... Mezarlıklar topladık patron. Ay, iyi yaptınız, iyi yaptınız. Dikkatli olun, silahlı durun, tamam? Patron, şu anda aktif sayımız 35 kişiyiz şu anda. Çok güzel. Video geliyor. Gelsin Ben gelsin. ilgilenirim. Ben bir Herkes havuza silahlı gireyim. dursun. Silahlı durun. İçeri girmezler, rahat ol. Dışarıda verdik şatı. Yok Bilerek baktım buradan bazen sıkmadım. Ya giremez buraya, hiçbir şey olmaz. Gel hayatım, buraya hiçbir şey olmaz. Gerçi bir şey diyemez. Şimdi bu aylar. Bizim bu malikanenin çevresinde biliyorsunuz ne siren sesi ne polis sesi hiç eksik olmaz. At çiftliği de aynen bu şekildeydi. Yapacak bir şey yok. Anlamlı şeyleri severim. Ama ben de size bir anlam katayım. Madem elinizde gül var. Gülü seven dikenine katlanır. En sevdiğim atasözüdür. Jilet Fadıl'ı seven ölüme katlanır. Jilet Fadıl'ı seven pisliğe katlanır. Aferin çocuklar. Aferin. Şimdi bu her bir gülü montunuzun cebine koyun. Sağ cebine. İç cebinize koyun bakayım. Bu akşam her vurduğumuz için her birinin mezarına bir gül dikeceğiz. Aferin. Şimdi yeni bir dönemin başlangıcını sizlere anlatacağım. Yeni bir sisteme geçiş yapıyoruz. Bu dosyayı hepinize sunacağım. Bu dosyayı şimdi telefonumdan bir açacağım. Bekleyin. Dosyayı aç hayatım, dosyayı at. Şimdi bugünden itibaren biliyorsunuz yeni bir sistemin üzerine çalışıyorduk ve bu sistemi ablanızla birlikte bitirdik. Tamam mı? Ve bunu şimdi açıklayacağım size. Normalde alt üst ilişkisini çok sevmem. Eyvallah, disiplinli bir adamımdır. Normalde askeriyedeki gibi bir sistem değil de bunu jilet ailesinin kültürüne, kült aile yapısına nasıl uyacağı
şeklinde ablanızla gerekli istişareleri yaptık. Kenan Alik sıraya geçin. Hayatım sen de geç. Koruma pozisyonu alın. Jilet ailesinin en büyüğü ve kurucu lideri Fadıl Delioğlu'dur. Bu dava dedemden başlayıp Los Santos'un bütün hükümetlerine karşı yapılmış her türlü cinayet, haksızlık, haraç ve kartele baş kaldırı olarak başladı. Ve bu davamızın sonuçlanması benim bu şehirdeki kartelli ilan etmemle birlikte artık davamızın jilet davasına dönüşüyle sonuçlandı. Ve bundan 4 sene evvel ablanızla tanıştığım vakit ona patronluğu yurt dışındaki işlerimden dolayı bir aylığına bıraktığım gün Delioğlu'nun davası tekrardan türedi. Son başsavcının öldürülmesi, Adalet Bakanlığı'ndaki bize karşı yapılan intizamsızlık ve sıkıntıdan dolayı davamız sonuncu gününde de jilet olarak bu şehre namını kazıdı. 5 tane oluşumu öyle ya da böyle ya kendilerinin terk etmesiyle ya korkak olan aileler ya da kafasına sıktığımız kişiler ya da sıktırdığımız kişilerle 5 aileye gücümüzü ve üstünlüğümüzü hem sayı hem aldığımız pusu operasyonlarıyla gerçekleştirdik. Şimdi bugün şunu yapacağız. Artık altını üstünü herkes bilecek. Yeni bir sistem. Bu sistem şu şekilde ilerleyecek baylar. Bir şey yapacak kesin. Bırak sıkıntı yok dur. Yahu. Şeyini alayım mı patron? Sıkıntı yok. Bizim araçtan kullanıyor. Ne? Dux'da kullanıyordu patron 6x6. Tamam. Niye bir hareketlenme var şu an ya? Bizden çaldı patronun. Patron daha demin içeri girdi ya aracı çaldım şey aldım falan mı bir şey dedi. Sonra aa gitti, böyle mi? Bizden çaldı onu. Tamam çalsın sıkıntı yok. Geçin bir şey olmaz geçin ya. Alışın oğlum böyle şeylere. Yapacak bir şey yok. Şimdi çocuklar. Ablanız gelsin mi? Yeni sistem şunu gerektiriyor. Eskiden normalde tek bir baş koruma sistemi yapıyordum biliyorsunuz ki. Bugün jiletin rütbe çeşitlerini anlatacağım ve hepinizin mailine bu dosya yollanacak çocuklar. Gizli dosya. Patron Fadıl Delioğlu'dur. Patron yardımcımız Gaye Delioğlu'dur. Ve yakın koruma adı altında başlığında benim dibimden ayrılmayacak rütbeleri açıklıyorum. 1. Ağabey. Şu an burada 2 tane abi belirleyeceğim. Ve bunlara abi diyeceksiniz. 2. Baş koruma. 3. Baş koruma yardımcısı. Bunun altında da 3 tane yıldız sistemi getirdik. 3 yıldız, 2 yıldız ve 1 yıldız. 3 yıldızın ekip ismi Mangası Kartal. 2 yıldız Atmaca. Tek yıldız Gölge. Hiyerarşik bir sisteme geçiyoruz. Şimdi asıl mevzu şu. Arkadaşlar bir reklam gelsin. Bekleyin. Mesajları bir kontrol edeyim. Evet. Patron yardımcımız Gaye Delioğlu. Ağabeylerimiz Kenan Şahin, Halik Eser. Yanıma gel. Ablanızdan sonra sayacağınız ve terbiyesizlik dahi yaptığınızı görürsem patrona yapılmış sayacağım. İki abi Kenan Şahin ve Halik Eser'dir. Ve aynı zamanda ikisi yakın korumamdır. Bir diğeri baş koruma. Baş korumamız
Bay Bars olmuştur. Gel yanıma. Arkama geç. Baş koruma yardımcımız Şevko. Geç Bay Bars'ın yanına. Şimdi en önemli yapı taşına geliyoruz. En önemli yapı taşı. 3 yıldız. Yani kartal. Şimdi bunlar ne işe yarıyor onları anlatacağım. Kartal rütbesi. Ne? Erişen kişi gözlemlerimden kaynaklı ve bu kararı bizzat ben verdim. Murtaza Kerpeten'dir. 3 yıldız. Gel. Şevko'nun arkasına geç. Peki ne yapacak bu kartal? Bizim sistemimizdeki yani malikanedeki düzenden, güvenlikten, koruma ve araba diziliminden sorumludur. Herhangi bir saldırıda, bu bir toplantıda bana yapılan suikast girişimi veyahut da farm bölgelerinde herhangi bir ölüm, yani ağabeyi, atıyorum Kenan'a bir şey oldu, bana bir şey oldu, gayet bir şey. İlk sorumlu ve sorgulanacak kişi Murtaza'dır. 2 yıldız ve 1 yıldız olan kişi Murtaza'yı saymak zorundadır. Murtaza da ağabeyi, baş koruma yardımcısını saymak zorundadır. Şimdi ikinci yıldızı açıklıyorum. 2 yıldız rütbe, atmaca. O da Polat Ateş olarak belirlenmiştir. Burada mı Polat? Buradayım patron. Geç Murtaza'nın yanına. Atmacanın sorumlu olduğu görevler farm ve işletmelerden sorumludur. Ve bunun yanında tüm kazançlardan sorumlu olup bütün kazançların maliyetini, çıktısının infosunu ve somut bir şekilde parayı baş korumaya verecektir. Ve son rütbemiz bir yıldız. Bir yıldız da gölge. İşte en önemli, en can alıcı görevi en düşük rütbeye verdim. Neden? Çünkü adı üstünde. Gölge. Ne yapacak gölge? Kıyafet, araç renkleri, claim. Ve aynı zamanda en önemli ki istihbarattan sorumlu. Gölge olacak. Bu sadece bizim araç renklerimiz değil. Hangi düşman hangi kıyafeti, hangi düşman hangi maske ve donu, hangi arabayı, nerede geziyor? İstihbaratı toplayan bir yıldız yani gölge Arda olarak belirlenmiştir. Burada mı Arda? Uyuyakaldı patron az önce. Tamam. Geldiğinde söyleyeceğiz. Şimdi her şey şekillendi çocuklar. En alt birimimizin ismi de koruma. Koruma şu anda bizim askerimiz er pozisyonundadır. Ve ismi de rütbesi de korumadır. Sizler bir korumasınız. Ve içinizden bir kişi veyahut da üç kişi buraya, buradakilerden üç kişi de belki de buraya gidebilir. Ne zaman? Haftaya. Bu sistemi deneyeceğiz. Kurallarımız 1. Yapılan şehirdeki hal ve hareketlerinize şehrin kurallarını en ağır, hard şekilde yapanların rütbe artışı gerçekleştirilecek. 2. Tüm yıldız ekipler yani 1 yıldız, 2 yıldız, 3 yıldız kime tabidir? Baş koruma ve patrona tabidir. Sayacak. Üçüncü olayımız, tüm ekip liderlerinin altına korumalar atayacağım. Murtaza'nın altına korumalar, Arda'nın altına korumalar ve Polat'ın altına korumalar. O da sizin ağabeyiniz olacak. Diğer bir kural, her gün oluşumumuzda artık 1 saat farm yapılması zorunlu hale gelmiştir. Gelen her korumaların isimleri tutulacak. Gelmeyenlere, mazereti olmayanlara gelmediyse yaptırım uygulanacaktır.
ekipten kovulmak gibi, şehirden silinmek gibi cezasına ve yaptığı laubaliliğe göre diyelim. Ve bir diğeri araç düzeni, malikane düzeni, içtima düzeni yani kıyafet düzenini bozan, farma gitmeyen, hiyerarşiye uymayanlar ceza alacak. Ne gibi? Silahımın mermi puanı gibi. Ve bu eğer silahımın namlusunun ucuna üçüncü kez gelirsen Karacaahmet mezarlığı. Ve diğeri arkamda bulunan aktif yetkililerden sıkıntı çıkaran ve rütbesine uymayan Şevko Kenan'ı saymıyorsa kesinlikle Yıldız'ı o gün benim tarafımdan sökülecek. Ve yeni kişi gelecek. Sistemi anladınız. Sistem bu kadar. Sistemimiz bu şekilde ilerleyecek. Ve ablanızın yapmış olduğu bu sistemi Jilet ailesi patronu Fadıl Delioğlu olarak onaylıyorum. Peki patron, bu hep mi böyle devam edecek? Hep böyle devam edecek. Eğer şehirde ben yokum. Kenan Murtaza'yla çok iyi bir arkadaştır. Polat Halik'le çok iyi bir arkadaştır. Şevket Baybars'la çok iyi bir arkadaştır. Benim olduğumda mesai saatleri içerisinde buradaki kuralların dışına harfiyen çıkılmayacak. Ben araba kullanıyorsam Hali'ye abi diyeceksin. Kenan'a abi diyeceksin. Baş koruma bay varsa baş koruma diyeceksin. Murtaza'ya onu bunu diyeceksin. Peki Murtaza, Polat ve Arda'nın başka görevi olacak mı? Olacak. Soygun yaptığımızda arabayla 40 kişi bir kişiyi ablukaya alıyoruz. Arda buraya gel. Geç arkaya. Bir yıldız olarak atandın. Gölge ekibinin liderisin. İstihbarat, kıyafet, claim, düşman, düşmanın renkleri hep senden sorumlu. Bana göre en önemli rütbe bu. Bir yıldız. Ama en düşük rütbe literatürde. İnray'ın hoş geldin. Şimdi arkadaşlar, savaş sırasında atıyorum baş korumamız ya da Kenan dedi ki adamı öldürdük. Yerde 3 tane ceset var. Ya da adam ellerini kaldırdı. Soyulması gerekiyor. Kimse inmeyecek. Kenan diyecek ki atmaca grubu in ve soy arabaya bin. Ne yapacak? Hemen Murtaza inecek. Atmaca kimse. Kartal kimse inecek, soyacak, girecek. Veyahut da çok büyük bir çatışmadayız. PD bizi bir yere sıkıştırdı. Ben bağıracağım. Atmaca in, ölüm timi ol. Kartal in, ölüm timi ol. Çünkü patron kaçacak. Beni nasıl sayıyorsanız bu abileri, Kenan'ı, Hali ve ablanız, patron yardımcınızı o kadar koruyacaksınız. Tamam. Bunların hepsini, görevlerinizin alt başlığını dosya olarak ablanız size birazdan mail yoluyla atacak. Artık literatür bu şekildedir çocuklar. Şimdi artık fasıl bitti. İçtimaya geçildiği zaman hep bu düzeni istiyorum. İki abi yanımda oluyor. Ve korumalar olarak siz bu şekilde içtimada olacaksınız. Boğazım vardı. Evet hayatım, devam etsen. Şimdi şuna da bir ekleme yapmak istiyorum. Karşındaki evlatlar hiçbir şekilde üzülmesinler. Bizi niye atmadı, bizi niye atamadılar vesaire diye. Bu düzen, seçilen kişiler eğer görevini layığıyla yerine getirmezse zaten size de bir, daha önce de söylemiştim biliyorsunuz toplantımızda, size de amaç olsun diye zaten evet, bu şekilde bir sisteme gittik. Zannetmeyin ki arkamızdaki çocuklar kalıcıdır. Belki de onun altına geçersiniz. Belki de bunu iki sisteme iki rütbe daha ekleriz. Belki de onun görevini alırız, sana veririz. Bu sizi gaflete düşürmesin. Demesinler ki patronlar bizi unuttu, bizi sildi diye. Sen ne kadar kendini gösterirsen, şayet ki arkamda durmuyorsan vardır bir eksiğin ki o eksiğini düzeltmek için ya benimle iletişime geçeceksin ya baş korumalarla ağabeylerinizle iletişime geçeceksiniz. Var mı sıkıntısı olan, bu düzenden memnun olmayan, hay edeyim böyle işin içine diyen, itirazı olan? Biz her zaman adaletli olduk biliyorsunuz ki. İtirazı olan varsa silahımın namlusuna meze olur. Böyle bir soruyu da bir daha sorma. Bundan sonra kimse patrona
patron yardımcısına, ağabeyine, Gaye ablanıza, neyse, hiçbir şekilde öneride dahi bulunmayacak. Bitti. Savaş sırasında telsizi gereksiz yere basmayacak. Bitti. İtirazı olan varsa zaten şu anda uyur, defolup gider. Yeter artık. Jilet Fadıl'ın koruması olmak intizama, nizama, düzene uymaktır. Bıktım artık. Adamı soyma, malikaneye dön diyorum, dönülmüyor. Patronun arabası tampon takibi yapılmıyor. Sıfır. Arkamdakilere de söylüyorum aynı boku. Bundan sonra sizin göreviniz bu korumalardan, çocuklarımdan, evlatlarımdan daha önemli. Aranızda hiçbir şekilde şikayet duymayacağım. Sevmeyen gider. Bu kadar. Ben 10 kişi de yönetirim bu şehri. Görevinize yarından itibaren tam başlarsınız. Ben teorik olarak anlattım. Bir kere de kağıdı okuyacaksınız. Bu kağıdı mutlaka okuyun, iyi anlayın. Her şey yavaş yavaş oturacak, merak etmeyin. Yarın gece tam oturur. Tamam. Düzenimiz artık bu şekilde. Şimdi artık gündemimize gelelim. Çocuklar, mahkememizin olduğu söylendi. Güvendiğim bazı şeyler var. Bazı istihbaratlar aktı bana dün gece. Bu istihbaratlarda bu mahkemeye büyük ihtimalle gideceğim. Bu mahkemeye gideceğim ama göreviniz şu. Göreviniz şu. Dur oğlum. Göreviniz şu. Mahkemede eğer benim aleyhime bir karar çıkarsa, kellem koyulursa mahkemeyi, otobüsü, şehri, savcılığı, her yeri basma hakkınız vardır. Basın, yiyin, yıkın. Ablanız sizin başınızda olacak. Tamam. Eğer bu gece dönemezsem, ismine adalet terazisi denen, halbuki adaletin zerresi bile olmayan o adalet sarayında dar ağacına gideceksem de şerefimizle gidip ölüme kafa atın çocuklar. Ama mahkemenin içini hiçbir şekilde basmayacaksınız. Ama benim aleyhime bir karar verilirse patronunuz Gaye Delioğlu size ölmeyi zaten emredecektir. Unutmayın. Silahları herkes cebine koysun. Herkes havuzdan, arkadan, tenisten kaçsın. Çık. Çık mekandan. Hayatım sen de git. Patron, benim söyleyeceğim şey var ama. Dediğimi unutma. Söyle. Söyleyebilir miyim? Söyle. Dün anne kadının patrona geldi dedi. Diyettin kaptan diye falan. Orası hiçbir şey anlamıyorum oğlum. Hiçbir şey anlamıyorum şu an. Dün anne kadın geldi de mahkemeye katılmıyor. Hiçbir şey olmayacakmış. Öyle dedi. Mahkeme katılım yok mu? Yok, mahkemeye katılmıyor. Hiçbir şey olmayacakmış. Ellerine değil. Biliyorum, biliyorum. Bir şey çıkar mısın? Tamam, sen git ablanın yanına git. Ulan üstümüzde de silah var. Arkadaşlar deniz sahasına gelin. Deniz sahasına gelin. Yetkili birisi, lütfen dışarı çıksın. Abla gel abla, buradan daha kolay ineriz. Her kaldırıyorum. Abla beni görüyor musun? Bak sarı kafa elimi kaldırdım. Merhaba beyefendi. Sivilen aç, bölgeden uzaklaş. Merhaba hanımefendi. Gidiyor muyuz? Efendim? Ne için geldiniz? İçeri giriş sağlamadık. Son yarım saatte iki kere shot fire geldi buradan. Hani bir sıkıntım var acaba diye. Ya şöyle siyah bir dubsta durmadan bizim malikaneye sıkıp kaçıyor hanımefendi ya. Koşup plakayı almaya çalıştık. Gelmedi. Büyük ihtimalle şakacı bir herif. Siyah dubsta var ama. Yok yok, onlar değil. Farklı bir dubstaydı. Bunlar zaten benim araçlarım. Benim aracı çalmışlar. Benim aracı çalıp durmadan sirene basıyor. Bir de farklı bir korna eklemiş. Durmadan basıp basıp kaçıyor. Şakacı. Anladım. Büyük ihtimalle. Tamamdır. Bilginiz olsun. Teşekkürler. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. İki kalabalığa bak. Mahkemedeymiş. Anasını satayım. Ben patlamıyorum ama tamam, neymadı galiba. Tamam çocuklar, bu daha deminki salak için gelmişler. Daha deminki geri zekalı için. Biz
Bu kadar kişiyi gördüm. Gaza geldim. Bir konuşma yapayım. Biz kısık değil, gürt sesleriz çocuklar. Gürt sesimizi bu şehre gösterdik. Bazen battık, bazen çıktık. Patronu bir kere bile yalnız bırakmadınız. Bir kişiye sadakatini göstermek, onunla sadece ölüme yürümek değildir. Onun fikirleriyle beraber ölmektir. O yüzden siz benim fikrimle, zikrimle beraber bu şehirde yürüdünüz. Kimlere karşı? Hainlere ve şerefsizlere karşı. Bu ekip çok fazla insan, kahpe, ne olursa olsun dosta gördü. Ama siz tosluk yapmadınız. Kaşar olmadınız. Başkalarının masasına meze olmadınız. Siz Fadıl Delioğlu'nun koruması değil, birer evladı olduğunu gösterdiniz. Hiçbir zaman bu zamana kadar bir rütbe sistemi ben buraya yapmadım. Çünkü hepinizi kardeşim, belki de benden büyük ağabeyim gördüm. Sizin davanız benim davam oldu. Benim davam sizin davanız oldu. Ama bu şehir çetin bir şehir. Bakın bu akşam mahkememiz var. Saat 9'da. Ne olacağımız belli değil. O yüzden ablanızla benim davama el ele, göğüs göğüse silah gerdiğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Fadıllar bu şehirde hiçbir zaman ölmeyecek. Bunu unutmayın. Herkes kendini patron zanneder bu geri zekalı şehirlerde. Ama şunu unutmasınlar. Tek patron Fadıl Delioğlu'dur. Ne Southside'daki veletlerdir ne de bu masadaki bulunan patronlardır. Ben her zaman buna inandım. Her zaman. Her şeye adaletle hükmetmeye çalıştım. Üstümüze atılan iftiraları, üstümüze yapılan kahpeliklerin hiçbirini unutmadık. Jilet hiçbir zaman bitmez. 1000-1500 taneye yakın adamın kellesini kestim ama jilet burada. Aferin çocuklar. Sizlerle gurur duyuyorum. Öleceksek de beraber öleceğiz. Şu yavşağı da öldüreceğiz. Atlayın arabadan şunun bir ağzını sıçalım. Öldü. Yenge vurdu beni. Vay. Konuşmadan sonra ablanız gaza geldi galiba. Polis gelecek bu arada. İçeri geçsene onu. İçeri getir onu. Polis gelecek, içeri getir. Ablanız tek attınız. Bir içeri de getirin onu. Pili gelsin, aldık deriz reis. Ulan zaten mahkemeye gideceğiz. İfşi olduğumuz kadar olmuşuz kanka. Eyim Mello 5 kişi abone 2 70 kardeşim adam size. Unutma bunu tamam. Adam olduğunu hiçbir zaman unutma. Getir bak. Daha deminki lavuk mu? Evet. Aldınız mı kimliğini? Tamam verin savcılığa. Ben de mahkemeye gidiyorum, o da gitsin. Kenan gelsene abi. Geçin oğlum, herkes sıraya gelsin. Hayatım, paslanmamışsın ha? Öyle hayatım, şimdi gaza geldi, o kadar konuştum. Maşallah. Paslanmaman güzel. Şimdi bu mahkemeden sonra çocuklar, eğer olumlu bir sonuç çıkarsa farma gideceğiz. Tamam Malik? Eğer olumsuz bir sonuç çıkarsa bütün gülleri benim mezarıma dikersiniz çocuklar. Fadıl Delioğlu bu şehri bu gece terk edecek gözüyle bakıp çıkacak olan herhangi bir olumsuzlukta kanun, hüküm, karar verme mekanizması ablanızdadır. Öl derse ölün, gidin derse gidin, kalın derse kalın. Bütün bu akşam hayatımın kararı verildiğine denk saatine kadar patronunuz Gaye Delioğlu'dur. Ben bunu ikinci kez alıyorum ama bu da senin son girişin olsun, olur mu? Herkes bir gün gider bu hayattan. Hepimiz bir gün öleceğiz çocuklar. O yüzden para hırsına, kazık hırsına dostunuza hiçbir zaman kazık atmayın. Her zaman haktan,
Adaletten yana olun. Bağırmaktan korkmayın. Ne için? Gerçek için. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Susmayın. Ona göre de malikanemizde, ki artık bu malikanede öleceğiz herhalde, artık yapacak bir şey yok anasını. Bir türlü at çiftliğine geçemedik. Yani bir malikaneyi vermek bu kadar zor olmaması gerek diye düşünüyorum. Neyse. Tamam çocuklar, saatimiz 20.31. Bu siyah titan olayı vardı, hatırlıyor musunuz? Onları hiç buldunuz mu? Şehirde ben yokken Murtaza. Hayır patron, şehirde görünmüyor. Bugün... Görünmüyor mu? Evet. Bu Erdenet mevzusu yalan mıymış? Büyük ihtimalle patron. Değil mi? Zaten bugün full şehirdeydik. Yani hiçbir şey olmadı, çatışma vesaire. Evet evet. Büyük sakindi ihtimalle. Yani bugün şehir. Evet, gölge ekibinin lideri, anlat bakalım. Maskeyi de çıkart malikanedeyken, bağır. Pardon ben. Patron, ben Erdenet olayından bir sonra bu iki mavi beyaz araçtan bir iki defa gördüm. Yalan olmasın şimdi. Biz, sen hatırlıyorsan en son bizi bir malikaneden kovmuşsun, hatırlıyorsun ama. Evet evet. Şey, paraları yapmadığınız için. Evet. Dair, he. O gün işte biz tam şekere gittiğimiz zaman bizi 5-6 araç kovaladı patron. Bunun içinde mavi beyaz iki tane araç vardı hatta. Bilmiyorum istihbarat nereden aldılar, gittiğimiz gibi kimize düştü. Bu mavi sedef mi bunlar? Aynen aynen. Hmm. Mavi sedef. Ya bu araçları ben birkaç defa gördüm şimdi. Şeyi tamam. Gördüm, yalan anladım. Ama bir şeyleri var mı bilmiyorum. O siyah titan konusuna gelirsek de şehirde birçok titan var bildiğin gibi patron. Şimdi kimsenin de rengi şey belli olmadığı için maalesef... Kabahaneye gelmiş yengenden, helal olsun. Tamam anladım. O kadar. Bir işte bu mahkeme olayı bizi çok blokladı. Artık sinirlerim bozuldu. Daracıysa daracı, yeter artık. Kendi olaylarımızı yaşayamıyoruz. Yani şu mahkeme olayı artık bitsin. Cidden artık canım sıkılmaya başladı. Yoksa şehirdeki bütün oluşumları sıkacağım ben bu gece. Bu artık bu olayın bitmesi lazım. Kenan. Emredersin. Bay Bars gel buraya. Silah durumumuz nedir? Geç. Anlat bakayım nedir şimdi silah durumumuz, zırh durumumuz. Akşam benim aleyhime bir karar çıktığı zaman bu çocukların silahı, zırhı, mırhı yetecek mi? Bakın silahımız var. Bir mermi zırh alabiliriz ama. Mermi zırhımız az. Tamam. Bunlar paramız ne alemde peki? Yok. Paramız bir 30 milyon var bende. Bizim çocuklarda da var. Bana atacak olanlar var. Tamam. Ayrıca bir de yüklü mal var patron şu anda bizde. Hı. Onları bozdurmamız gerekiyor. Şimdi beni dinleyin. Bu arkama geçen rütbeli Yıldız ve direkt isimli baş koruma yardımcısı, baş koruma vesaire. Bu arkadaşlar kendisine yeni kıyafet yapacak. Murtaza, Polat, Arda, Kenan, Halik, Baybars, Şevko. Bunların artık yeni kıyafetler olacak. Halik'in kıyafeti kalsın. Güzel o. Geri kalanlar farklı kıyafetlerini yapacak. Burada farklı kıyafet olarak duracak. Evet Şevko. Hepsi hazır patron. Sen mi hazırladın? Beraber hazırladık. Tamam. Baybars'la. Şimdi şunu söyleyeceğim sana koçum. Bu kıyafetlerin hepsini kriptoda gidin. Güzelce birbirinizle sesli bir şekilde paylaşın. Beğenmeyen elbette olabilir. Sıkıntı yok. Mesela Arda kıyafetini beğenmedi. Üstünde biraz oynayın. Atıyorum Murtaza dedi. Kravat yerine şu olsun. Ama hiçbir şekilde cringe, böyle pembeymiş pembeymiş bu tarz renklere girmeyin. Ağır renkler olsun. Özellikle abiler Kenan'la Halik kıyafetine çok dikkat etsin. Onu da söyleyeceğim. Anlaşıldı. Tamam. Farklı kıyafette geleceksiniz siz. Şimdi altınızı alacağınız korumalar çocuklar. Altınızı alacağınız korumaları bizzat korumalar kendi belirleyecek. Yani ilk 5 sıra Murtaza'nın altına gir diye bir şey demeyeceğim. Çünkü alt tabandaki sistemi çökertmek istemem. Bunu da aynı şekilde kriptoda kendi aranızda yapıp bana sunacaksın. Mesela atıyorum buradaki bütün çocuklar 6 kişi toplandı. Biz Murtaza'la iyi geçiniyoruz. Murtaza'nın altında çalışırız diyecek. Arda 3 tane. Arda'nın altındaki adamlar çok fazla olmasın. Niye olmasın? Çünkü istihbaratçı. Nerede fazla orada kıça zarar biliyorsunuz. Arda da kendine seçsin. Ya da Arda'yı seven varsa gitsin. Yani arkadaki kulisi siz yapacaksınız. Onaylama imzasını ben yapacağım. Ablanıza sunun. Onu da söyleyeyim çocuklar. Tamam mı? Bu gece bu mahkemeden sonra bunu halledin lütfen. Mesai dışı. Mesai dışı verdiğim zaman istediğinizi yapmakta serbestsiniz. Ama kendi özel silahınızla gidip kendi nefis ve hebanıza adam soymak yasak. Farmınızı zaten yapacaksınız. Mesai dışında abidir, rütbedir bunlar kalkar ama saygı kalkmaz. Tamam.
Ben buradayken bu hiyerarşiye tamamıyla uyulacak. Bu kadar. Kimse bugün saat 11'e kadar uyumuyor. Uyumayı yasaklıyorum. Saat 9'a kadar yemeğini yiyen varsa gitsin yesin. Malikende ablanız kuru fasulye yapmış bu akşam. Pilavınız da yiyin, cacık da var. Tamam mı? Saat 9'a kadar serbestsiniz. Mahkeme olayında ablanıza tabisiniz. Gidin mahkemeyi bir yerden kesin. Bakabileceğiniz yere. Mahkemeye benim yanımda eşlik edecek kişi Halik'tir. Halik gelecek mahkemede yanıma. Herhangi bir olumsuz bir durumda zaten Halik size haber uçuracak. Atıyorum artık kişinin müebbetine karar verilmiştir derse hakim, çekici vurursa siz de kafalarına vuracaksınız. Emredersin patron. Serbestsiniz şu an. Anlaşıldı. Zaten öyle patron. Sırayı bozma. Çocuklar isminizi aldım, sayınızı aldım, tamam mı? Beni yalnız de bırakmayın oğlum bu akşam, tamam? Silahları, mermileri halledin Kenan o arada. Chat beğendiniz mi? On kala. Neyse patron, yaşayıp göreceğiz. Ağabeyliği güzel yap. Ağabeylik baş korumalık değildir. İntizamı ve düzeni bozmamaktır Halik. Kenan'la birlikte bu işi iyi yapacağını düşünüyorum. Normalde Kenan'ı baş koruma yapayım mı yapmayayım mı diye ikilemde kaldım. Ama ağabeylik yakışır. Baybars da güvendiğimiz bir çocuk. Patron, yani sen zaten ne desen eyvallah, sıkıntı yok. Hepsi hak eden çocuklar. Rütbelerini. Göt kadar malikende kaldık. Baga da girdik. İşte. Tamam. Çözdük işi. Kayıtlı kıyafetler. İş adama. Bu rolle gideceğim. Sen adamsın reis. F3'e bastım oldu. İlk diyen kim bakayım? F3 fix. Mustik. Mustik demiş. Musticim eyvallah, teşekkürler. Bugün zor ve çetin bir gün. Adalet Bakanlığı'nda büyük ihtimalle bazı sızıntılar var benim üstüme oynayan. Ama sıkıntı yok. Ben kuralına ve adalete yönelik hareket edeceğim aslanım. Peki patron, bu jiletin üstüne oynayan var Halik ve hepsini tek tek bulup hepsini şehirden sileceğim. Eyvallah patron, evet. Bu işi yapanlar yüksek ihtimalle dediğin gibi üzerimize oynayanlar. Yalnız bu konuda şöyle bir şey var. Biton'un bize çok büyük yardım oldu. Dün dağda buluşmuştuk. Mesaj atmış bana. Senin de bilmende yarar var. Bana eğer bu gece bir şey olursa bu bilgileri bil. Her şeyi anlaşıldı, hallettim. Patron. Yarını bekle ve endişelenme. Mahkemeye katıl, gerisini merak etme demiş. Yarın öbür gün bana ben bir şey olursa sana. Vito'ya dört elle sarıl. Adam her konuda yanımızda oldu. Eyvallah patron. Sıkıntı yok. Biz buradayız. Berkay yengenizi geçemedi abonelikte. Yengeniz 650 tane atmış. Operasyonun ilgisini bilgilendirmediler değil mi? Daha nasıl olacak, nasıl bitecek bu iş? Hiç değil mi? Mahkemeye katılacağım. Şu an bir savaş şehirde daha çok kaosa sebebiyet verebilir. Evet, yani o zaman bizim çocuklar bu durumda devre dışı kalıyor. Evet. Aynen. Anlaşıldı. Öyle. Yapacak bir şey var oğlum. Patron, bir şey söylemem gerekiyor. Dün Armagedonlar geldi. Bir 50 kişi geldi buraya. Sizinle geldi konuşmak ya istedi. Bu mahkeme geldi. Mahkemeyle ilgili patron. Adamları varmış içeride galiba. Şey dedi, ellerinde hiçbir şey yok dedi. Sadece mahkemeye girsin, inkar etsin, çıksın öyle dedi. Zaten. Öyle zaten. Öyle dedi. Bunu iletmen lazım dedi. O yüzden geldik patron. Eyvallah eyvallah. Zaten öyle inkar edeceğiz. Başka ne yapacağız? Tamam patron. Geçelim oğlum. Zor zor. Bir şey yok. Şehir zor. Çünkü herkes kancıklıkla karşımıza geliyor Halik. Mert'e gelen yok. Patron, benim anlamadığım, madem ellerinde bir şey yok, bu kumpası niye bize yapıyorlar o zaman? Niye başımıza ördüler bu işi? Güç. Güçlü olduğumuzu veyahut da ileride masada daha da güçlü olacağımızı öngördükleri için. Gözdağı mı veriyorlar? Bu şehirde küçük gördüğüm bir patron bile salak değildir Halik. Her patron çakaldır. Unutma. Zeki bir patron daha bu zamana kadar görmedim.
Ha Allah var. Vito zeki bir adam. Bizi hem Ballas'tan hem Adalet Bakanlığı'ndan kurtardı. Büyük ihtimalle attığım mesaja göre. Ama kurnazlık ayrı bir şey. Kurnaz olman için şerefsiz de olman lazım. Sen akıllı bir adamsın Vesselam. Aklında, zikrinde, fikrinde, zihniyetinde akıldan gelir. Rasyonel bir adamsın Halik. Senin içinde kurnazlık yok. Çünkü safsın. Kalbin saf ve temiz. Ama ben de eskiden senin gibiydim. Şimdi öyle değilim Halik. Kurnazlık, şartlar, haysiyetsizlik, şerefsizlik artık bu hayatta daha çok rağbet görüyor. Babam demek ki haklıymış. Bizi çocukken her dövdüğünde kızardım. Anneme yaptıkları için. 10 yaşında elime silah verdiğinde annem kızmıştı ona. Tokat atmıştı. Hep adaletle hükmettim masada. Adaletin yanında oldum. Niye bu kadar çocukları malikaneme aldım, sevdim, besledim, her şeyini verdim? Neden? Onlara babalık yapmak için, abilik yapmak için. Babamdan gördüğüm zulmü ben onlara yapmadım koçum. Ama bundan sonra istediğim rütbeye beni koyacaklar. Onun için de elimden gelen her şeyi yapacağım. İntikam duygusuyla yetiştirildim. Ama bu intikam duygusuyla hiç hareket etmedim. Babam en iyisini yapıyormuş. Kimseye güvenmemekle. En iyisi. Bağırmakla, çağırmakla. Ya, babamdan aldım bu meziyetleri ben. Ama kalbimde hep bir adalet, merhamet oldu. Babam merhametsiz bir adamdı. Bu mahkeme patron belki de özellikle devlet kanadında aklanmanı sağlayacak. Yani ellerinde bir şey yok diyorlar. Hı hı. Ya bundan sonra daha da güçlü olacaksın patron bence. Diğer kanatta da eğer bu kendini aklamış olacaksın. Davadan aklanarak çıkarsam büyük ihtimalle en güçlü ben olacağım şehirde. Ama Vito'ya evet, da bir can ve kan borcumuz olacak. Bunu da unutmamak lazım. Doğru mu? Orası öyle. Yanımıza durdu bu konuda, hiç bırakmadı yani. İşte o meseleyi zaten bu olayın sonunda onlarla ayrıca görüşürüz. Bakalım nasıl çıkacağız bu işin içinden. Mahkemeye biz geçiş yapacağız galiba. Mahkemeye evet, biz mi geçeceğiz? Nasıl olacak lan bu? Ya çocuklar mı? Saat kaç? Hadi bakalım gidelim yavaştan. Çocuklar. Hayatım. Mahkemeye geçiş yapacağız biz. Her şeye itiraz edeceğiz. Büyük ihtimalle çıkacağım zaten. Hani aksi bir durum olacağını düşünmüyorum. Ya olur ya. Olursa da ablanız emri verecektir. Şimdi biz mahkemeye kayacağız. Tamam mı? Siz ne olur ne olmaz bu mahkemeyi izlemeyeceksiniz. Dışarıda durun ki işimiz daha kolay bitsin. O yüzden biz Halik'le şimdi mahkeme yoluna gidiyoruz. Ablanız sizin başınızda. Gerekli tedbirleri hepsini ablanız aldıracak size. Tamam mı hayatım? Merak etme, hepsi bende. Tamam. Hadi biz gidiyoruz. Biz sana eşlik edelim. Mahkemeye eşlik edin. Mahkemeye gelin. Mahkemenin bahçesinde bir 5 dakika bekleyin. Başlayın. Başlasın. 10 dakika sonra olay sende. Kenan nerede? Silahhaneye gitti patron. Arabaları çıkar. Çok tamam, araba çıkartmayın bu arada. Çok araba çıkartmayın. Bütün arabayı fullleyin, öyle gidelim. Tamam, ben çıkartıyorum. Çocuklar dışarıda sır olun arabalarla, hadi oğlum. Evet, çıkartıyorum ben. Bu Kenanları bir bekleyelim, böyle gidelim. Hocam. Çocuklar Kenanlara ulaşın, bir dakikaya burada olsunlar, hadi canım. Hayatım aracını çıkar sen. Aracını. Dağıtın ama bekle. Oğlum bekleyin ya. Ya Allah Allah. Park et. Çık oradan. Araba boş. Oğlum indirsene araba. Şu arabayı park et. Çıkartın hemen. Yayınlar Fatih abi demiş Çınar. Eyvallah kardeşim, sağ ol. Biraz hızlı olun çocuklar. Hızlı olun. Çok hızlı olun. Kenan attı mısın sen? Attayım patron. Tamam Kenan, hadi. Hadi arabanı çıkart. Dörtlü araçla gidelim. Ablanıza şey verin, izin verin hadi. Torpidoda PD Glock var ama sıkıntı olmasın. Benim o, benim. Hiçbir şey olmasın.
Tamam. Giriyorum, yoldayım. Bunu park edelim. Kenan abi bir şey diyeceğim. Efendim? Abi ben motelden şekerler almaya gittim. Dur hayatım, bekle, al bizi. Ben malikaneye git geliyorum. Abi ben geçerlik. Gelemiyorum bu motelin alt kapağı. Malikane çok küçük, araba çıkaramıyoruz ki. Biraz hızlı olmamız lazım, yetişmemiz lazım. Şu dosyaları ver bakayım, torpidodan Halik. Vereyim patron. Hayatım, senin de aynalıkta iki tane kimlik var, onları ver. Dersimizi iyi çalıştık. Ver bakalım. Araçlara bindik ama. Neredesin sen? Yolda kaldım. Vergi levhası. Vergi levhaları. Fadıl Delioğlu, jilet mekanik patronu. Ver lan şu dosyalar bakayım Halik. Buyur patron. Eyvallah. Şimdi dosyalar. Sigortalı 11 işçi. Polat Ateş üstüne kayıtlı bir ortak. Polat'ın GBT'si. Sicili temiz. Adam yaranma yok. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Mis. Sadece yüce hakim karşısında, bakanlık karşısında her şeyi itiraz edeceğiz. En son ödediğimiz vergi 5 milyondu. Doğru mu? Devlete vergimizi evet, de ödedik. Güzel. Çınar eyvallah. Ben Kenan'a bağlı. Sordum. Mekanikle ilgili bir sıkıntı testine yok. Sonra hızlı çıkalım. Bak bekliyor bizi bakanlık. Hadi. Çıkart şu an. Kenan'dan nerede? Ya bırak Kenan hayatım, çıkalım. Bizi bekliyor şu an savcılık. Boşver Kenan'ı. Tamam şey yap. İşaretle gidelim. Patron şurası galiba. Tamam. Burayı siz koordine edin artık. Bak yeni rütbeye geçtik. Koordine et burayı artık. O şey valla. Kenan devam edin. Halik sen artık abi oldun. Tamam. Telsizden kontrol ettir. Tamam patron, şu telsize ben bir şey yapayım. Yani bir telsizde ol artık sen, tamam. Benim sıkıntı var da telsizde, şimdi hallettim onu. Niye çıkmıyorlar? Ya niye çıkmıyor denge bunlar? Telsize mi bağlanayım illa? Denge yok patron, yapacağınız hallediyoruz. Yapacağınız işinizi de sizi de ya. Denge kodu versene. Bak, oğlum çıksanıza bak. Arabalar çıksana seriye. Haydi bak, ablanız çık diyor, çıkmıyorsunuz. Sıkıntı var herhalde, duymuyorlar. Halik telsizde olacaksın oğlum. Benim çıkıp çıkıp yavaş, patron hallettim. Geldik mekanı zaten, hızlı sürme, arka arkaya kal şimdi, 30 basın. Memurum niye yol almıyorsun? Bas bas bas. Anlaşılan bizim sadece bizim mahkememiz yok. Herkes burada maşallah. Korumaları yönetin. Seni burada indireyim. Kenan. Efendim abi. Telsiz şeyini söylesene. 405. 35. 405. Memurum. Siz kimdiniz beyler? Fadıl Delioğlu ben. Fadıl Delioğlu sanık ve olarak yanında edelim. Bir kişi daha gelsin yeter. Tamam, diğer araçlar tamam, başka yere park edebilirler. Tamam, yanında eyvallah. Bir kişiyle birlikte beni takip edelim. Diğer araçlar başka yere park edebilir. Eğer konvoy halinde geldiyseniz diğer arkadaşlar bölgede tabii, uzak, tabii, başka yere park ederler. Halik uzaklaştır çünkü herkesi. Çocuk gözler çünkü çok kötü oluyor, kusura bakmayın ama. Sıkıntı yok memur bey. Takip edin beni. Arkadaşlar yok mu masayı satmam? Fadıl Bey'in dört tarafını sarın. Ön, arka, sağ, sol. Yok mu for satmam? O beyaz Mersu'yu alsana ya. O niye geçiyor? Fadıl'ın mahkemesi abi. Ne diyeyim yani? Buradan, buradan Fadıl Bey. Tabii tabii. Yok yok, sanık olduğu için diğer taraftan gitmeyecek. Ya da neyse devam edin. Buradan ya buradan alalım, onu şey halleder. Bizi bir şey halleder. Fadıl Bey burada beklemem, içeriye bilip geçeyim. Tabii tabii tabii. Siz yasak mı? Sanık Fadıl Delioğlu geldi. Buradan mı alalım yoksa arka taraftan mı? Vallahi rol güzel ha. Kim geldi? Sanık Fadıl Delioğlu. Dava alın. Yeni çıktı. Buradan mı alalım? Sizi arıyorlar mı? Burası çok kalabalık oldu. O ne lan? Çok kalabalık. Kapıyı bir kilitle de. İki bu çok fena. Fadıl Bey. Buradan mı giriliyor mahkeme salonuna memur bey?
Bahadır Bey, sizi buradan alıp gelin. Biz buradan, tamam çocuklar siz öbür taraftan girin. Bu arada herkesin üstü oradan buradan girecek. Herkesin üstü teker teker aranacak. Tabii tabii. Bilginiz olsun. Ha. Benim babaannem doğum yeri. Tamam, burayı bir güzel bir arayalım. Baylar, şimdi beni dinleyin. Duyuyor musunuz beni? Evet, vatandaşlarım. Tek sıraya gireyim, burada herkes üstü aranacak. Tamam. Beni de arayın efendim. Tek sıraya yapalım hanımefendi. Buyurun, buyurun Fatih Bey, buyurun. Hızlı bir şekilde arayacak mısınız? Bir arayayım üstünü. Tabii tabii tabii. Marşı da bırak. Marşı arasın. Buyurun. Bayım arayın işte zahmet. Alalım içeri. Bir saniye. Mahkemede demem yok mu? Vito Salvatore, silah kaçakçısı. Gayet ünlü oldu. Hemen kısa tutacağım. Ünlünüzü aldım beyefendi, içeri geçiş sağlayabilirsiniz. Tabii. Buyurun, içeri geçiş sağlayabilirsiniz. Buyurun Fadıl Bey. Arkadaşa eşlik edelim. Bir an önce para. Diğer arkadaşı da arayıp alalım. Nereye geçiyorum efendim? Avukatınız var değil mi? Avukatım yok efendim, zaten baro avukatı vardı. Gelecek. Tamam, şu sağ tarafa alalım. Mahkemedeyiz, gelmiyor musun? Gel abi, sana yer tuttuk, gel. Abi tamam, ben ona geleceğim de daha var. Daha yok mu okulda bunun açılışını? Onu da açmıyor mu? Tamam. He. Tamam abi, geliyorum ben de birazdan. Şey, sen neredesin abi? Abi ben olacağını düşünüyorum, biliyorum. Neyse şey abi, bir şey diyeceğim. Bir şey olsa yazarım da. Nereye geleyim ben buradan çıkınca? Şey, Club'ın navigasyonunda var mı? Ulan o kadar Tamam abi, bekliyorum ben atanı. Selamünaleyküm. Tamam abi, sıkıntı yok, ben sana anlatırım bir şeyler, tamam. Alo. Görüşürüz abi. Alo. Evet, geliyor. Unicorn kim bilir? Bugün açılıyormuş da Unicorn değil, Lux galiba. Lux. Alo. Gidelim ya oraya. Aynen, oraya da çağırıyor zaten. Geliyor, geliyor, sesin geliyor. Olaya bak ya. Olaya bak chat. Sesin devamlı kesiliyor, hiç anlayamıyorum. Mesaj at istersen. Mahkeme mi, cennet salonu mu, anlamadım. Herkes gelmiş patron. Alo. Şefim. At gitti. İki gün önce malikaneme 400 araba gelince gözlerde sıkıntı yoktu. Efendim? Tamamdır. Mahkeme başlamam daha. Yok, ben burada kalbim var. Tamam, çocuklar araçlarınızı çekin. Beyefendi. Alo. Evet, alabiliyorum şu an kıymetli dostum. Buyur. Evet evet, buyur kıymetli dostum. Oturun, çember yapın. Düzenli oturun. Niye baktınız? Bakalım chat ne olacak? Ebru, bir bakabilir misiniz acaba? Şş, avukatım mı oldun Ali? Geleyim. Bir tane avukat tutmadık, anasını satayım. Memurum. Otur valla, koltuk boş olunca geldim ama avukat varsa. Memurum, ne zaman başlayacak acaba oturum? Efendim? Oturumun ne zaman başlayacağı hakkında bir bilgiye sahip misiniz? 9'da başlanacağı söylenmişti. Gecikme yaşanabilir. Tamam efendim, çok teşekkürler. İyi günler. Stefan, sen ve Monty dışarı çıkın. Diğer iki memur kalsın. Şefim, neden mi benim dışarı çıkıyorum? Hadi çıkın. Böyle bir burada anlaşma değil de sanki. Lütfen. Kapıya geçin, kapıya. Kapıyı tut. Kapıda var zaten. Bu bir gelenek. Aynen. Ya kim ben, nasıl zarar veriyorsun? Monty, o zaman sen başka yere geç. Öyle bir şey olmaz ki. Ortada. Ver para, parasal bir teklif tabii yapardın. Çözülürdü kıymetli dostum. Arka tarafa geç, arka tarafa geç. Tamam, çıkış yapayım sen bunu. Ya hekseye çıkış yapmasın. Şurada at be. Hex. Hex. Şu telefonları bir azalsınlar. Ne? Telefonları çok kullanıyorlar diyor. Azaltılması lazım. Onu biz düşünseydik kıymetli dostum. Hex. Sen niye şimdi güvenliğini ticari anlaşmamızı bozuyorsun da güvenliğini dışarıdan bizi böyle bir işe sokuyorsun? Mahkemenin başlamasına az kaldı. Sen de yardım et Hex'e. Mahkeme başlarken marşal zaten geçer. Tamam, sen geçir sadece. Yani şimdi bunun tabii ki ticari olarak hatta kesilmesi gereken faturası neyse kesilir. Bence konu kapanırdı ya.
Ya kim ne çıkarabilir? Duyuyoruz bakan yardımcım. Kıymetli dostum. Evet. Yani hiçbir ticari anlaşmayı bozmaya gerek yok. Riske de gerek yok. Gerekli ufak bir... Bir şeyler çözmeye çalışıyor. Anlaşma gereği bir şey kesilir, fatura kesilir. Denir ki, evet, şundan dolayı... Ulan bakan yoksa R'ye mi yapıyor? Çoğu anlaşma tamamlanmıştır. Bir nasıl R'ye yapıyor? Çet! Ama şundan dolayı bakanın şu kadar bir meblağ fatura kesiyoruz. Bakalım bu akşam inşallah desteklik olmayız. Ha, geleyim tamam. Ben çünkü desteklik olursam bakan, çok kötü olur. Ben çünkü hayatımda bir kere desteğe gitmiş adam. O da buranın desteğine gittim. Bir dakikada bitti. Bekso Bey. Ya kıymetli dostum, benim eğer giderse onlarla da bir anlaşma yaparız. Sen merak etme. Efendim. Desteğe bakarım. Pekala kıymetli tabii dostum. Peki seninle iş yapmak bir keyif kıymetli dostum. Sağ ol, teşekkür ederim. Sayın kıymetli siviller, mahkeme başlayınca telefonlarınızı sessiz alırsanız mutlu olurum. Tabii ki. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Ali Bey, telefonunuzu sessiz alın. Ben de alayım. 9 oldu ya, ne bileyim o. Rado attı mısın? Vallahi arkadaşlar, bir rolün içine girdim. Samimi bir şekilde. Rado attı mısın? Daha kalabalık bekliyordum aslında. Said 59X, eyvallah. Ben bizi yargılayacak kişiyi merak ediyorum patron. Anlaşıldı, orada bekliyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar, bakalım. Ne olacak, ne bitecek göreceğiz. Mahkemede. Evet. Tamam. Musti'cim şu anda büyük bir mahkemedeyiz yani. Sonuçta devlet bizi aldı. Ona göre hem reddedeceğiz hem doğru olanları söyleyeceğiz. Jilet malikanesini öne atacağız. Mekaniğini öne atacağız. Ona göre bir rol yapacağız hocam. Da! Bu Vito biraz bir şey oldu daha demin. Bana bir şey duyurmaya mı çalıştı? Bizi neye yakabilir abi zaten? Oluşum olduğumuza dair bir şey yok ki. Bakan yardımcım, neredesiniz? Hani seni avukatım sanmasın lan bakan. Tam da tipin avukat gibi, yemin ediyorum. Giyindirseydik seni keşke. Şş, avukatım olsun, ne diyorsun? Olurum patron, olmasın, sıkıntı yok. Olur. Ama kanunen... Oluyor ne bir şey, şey olur mu? Yok, baro avukatıyım dersin. Tamam. Halik baş koparan yapalım. Beyaz mı? Sen de dışarı. 10.04, üstünü aramadan kimseyi içeri sokma. Bu avukat olayında hiç aklımıza gelmedi. Tamam, sen avukatım al. Tamam koçum, sıkıntı yok. Kat memuru içeriği boşalttım, dışarıda bekleyeceğiz onlar da. Saslar içeriği boşaltsın mı bakın? Tertizden geçsin, aynen almasın bir şey. Marshall halleder orada, bak şu bekleyen var. Alo? Alo, Kevin sesim. Bu mahkeme salonun içinde Saslan bayağı bir var, onları sana da hadi be. Bayağı kalabalık olmuşlar. Çocuklar beklemene kalın, tamam? Tamam, sen de söyle. Sesim net mi şu anda? Net efendim, net. Evet. Savcı Bey, biz duyuyor musunuz? Geliyor sesiniz. Sesiniz geliyor. Oturan herkese ayağı alabilir miyiz arkadaşlar? Dostum. Evet, efendim. Savcının şapkaya bak chat. Bu ne abi ya? Konuşma başlayacaktır. Herkes ayağa kalksın. Dostum ayağa kalk. Savcı mı bu? Ya değil galiba lan. Yüce devletimizin değerli vatandaşları. Mahkememize hoş geldiniz. Toplanan deliller sebebiyle
yapılan baskın neticesinde gözaltına alınarak tutuklanan Fadıl Delioğlu'nun yargılanmasını başlatıyorum. Yerlerinize geçip oturabilirsiniz. Mustafa kalkınca kalkmayın, oturunca oturmayın, otur. Geçmek ister misiniz? Gerçek mahkemede gibiyim ha. İttirmeden oturursanız seviniriz. Aile patronlarının bu şekilde alınması bence güzel bir şey, anladın mı? Sonuçta başında bir devlet var. Ben devlet rollerine her zaman varım ama Adalet Bakanlığı'nın çok sağlık sorunları sebebiyle güzel yapan ufak yok. Bir ara veriyorum mahkemeye. Sistem problemi var hocam. Ali Bey biraz arkana sarıyor. Sarıyor. Güzel yapan için sarıyor. Fazla abi. Duyduysan bir değil falan bir şeylerden bahsettiler. İstersen bak yengem gelsin. Biliyorsun o bunun ağzı laf yapar. Avukat olarak seni. Bu diye korkuyor Ali kaç kardeşler. Abi ablam gelsin. Avukat mı ki orada? Ciddi misin? Öylesine koydum. Avukatım yok ki. Ne tür bir sağlık sorunu var acaba? Dostum telefonunla çok oynuyorsun dostum. Çok gürültü geliyor bilgin olsun. Oğlum bu adam kim ki? Bu adam kim? İddia makamı konuşuyor mu? Efendim, iddia makamı konuşamıyor galiba, duymuyoruz biz. İddia makamı, duyamıyoruz seni şu anda. İddia makamını duyuyorsunuz mu beyler? Sesim geliyor mu sayın bak? Alo. Devam edin lütfen. Bize az geliyor mu? Text dışarıya çıkar abi, dışarıda. Ben niye içeri giriyorum? Sayın hakim, sesim geliyor mu? Dışarı bak, dışarısı kalabalık. Geliyor, geliyor. Şu öne gidelim, ben duyamıyorum yani. İddia makamı, duyamıyoruz şu anda. Sesim bize geliyor mu? Alo. Şunu al götürsene. Kim? Bir, iki. Geliyor, geliyor şu an. Geliyor şu anda geliyor, iddia makamı. Devam edin lütfen. Sayın Yüce Hakim, elde ettiğimiz deliller, incelemeler, sorun. Neticesinde Adıl Delioğlu. Bir tek bana mı ki sıkı sıkıyor ya? Şu an gelmiyor iddia makamı. Birazcık kesiliyor gibi. Gırtlak kanseri herhalde. Abone hedefini değiştireceğim maşallah. Oo, abone hedefi 1000 olmuş. Chat sen ne yaptın? Oğlum düzgün bir adamı sesseydiniz ya buraya lan, adminden birini. Admindir belki de bu. Al zaman abone hedefimiz 1500 olsun. Başka bir iddia makamı yok muymuş ya? Mahkemeye kısa süreli ara veriyorum. Ya bu ne ara. Arkadaşlar yemin ediyorum ara. Çekalın ya. Ara benim. Beni çekalın ya. Ben yakalanmak istiyorum kardeşim. Yeter. Bir ayakkabılarınızı giyin çıkartın istiyorsanız. Bakayım. Birazcık şeylik var da. Mahmut abilik mi? Evet, evet, evet. Sizde düzeldi mi? Ben yok, de bende düzelmedi. Hadi o. Bizde düzgün ya. Uyarmayacaktım da neyse dedim hadi. Oğlum ablanıza mı laf etti bu? Ulan şimdi var ya bunun gırtlağını bir keserim, mahkemedeyim bu sefer. Direkt 1000 yıl hapis yerim. Bir daha ara. Hadi bakalım iddia makamı geldi. Sayın Yüce Hakim, yürüttüğüm soruşturmalar, incelemeler, baskın. Şu an gelmiyor bize. İddia makamı anlaşılmıyor. İddia makamının sesi tam iyi gelmiyor. Okan gel bize oğlum.
Arkadaş kağıt halinde yazsın, isterseniz ben okuyayım yani böyle olacaksa. Sesim geliyor mu Sayın Hakim? Gel. Ya bu şey yapmış ondan bence. Neyse. Ben çözerim de bunun sorununu. Oğlum adam öldü lan. Sesim geliyor mu Sayın Hakim? Şu anda geliyor, evet. Devam edin iddia makamı. Yaptığımız incelemeler baskı. Ya memurlardan biri okusun. Şu incelemeler sonrası yok. Beyefendi siz yazsanıza kağıda ben okuyayım. Efendim yine gitti. Bence inceleme tam eksik ondan oluyor. Hakim Bey isterseniz bir savcı ilgilensin direkt iddia makamıyla. Sıkıntı var biraz galiba. Patron ellerindeki incelemeler ortada olmadığı için. Ortada bir inceleme yok galiba Sayın Hakim'in. E böyle olacaksa bırakın gitsin adam, uğraşmayalım. Adam konuşamıyor diye mahkeme düşecek. İçeri çıkar. Arthur var. İçeride lesbili var. Şu kim ya? Bence Fatih Bey haklı, bakın iddia yok. Tahliye edin abi. Evet efendim, tahliye olayım bari ben. Peki hocam. Exel. Exel dışarı. Exel dışarı. İddia makamı kim? Ne yapalım, yani savcı mı devlet lazım. İddia makamı? Hanımefendi hala var mı? Namutluk. Düzelmiş mi? Bende aynı. Bende de aynı. Keşke bir ay. Acaba çıkartıp yanılır mı? Bu Adalet Bakanı mı? Değil. O değildi bu. Bu NPC. Şey yani. NPC. Ne derler ona? Pet. Şebekesini değiştirin sayın hakim. Ben kablolarla baktım oranın halletim. Acıktım. Mahkemeyi tekrardan başlatıyorum. Evet şu an evet. Sessizlik lütfen. İddia makamı sözü size bırakıyorum. Burak sordu meraktan. Sayın hakim oluşan iletişimsizlik sebebiyle önceden öncelikle önce mahkeme heyeti ve mahkeme katılımcılarından özür diliyorum. Los Santos Polis Departmanı, San Andreas State Trooper, US Marshals, Blaine County Sheriff Office ve Paleto Bay Sheriff Office'in yaptığı ortak baskın ve tutuklama sonucunda yaklaşık 20-25 gündür yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucunda Fadıl Delioğlu ve personellerinin bir suç örgütü oluşturduğu, suç örgütünün amaçları arasında Amerika Birleşik Devletleri yönetimine, bütünlüğüne, birliğine karşı gelmek, anayasanın bölünmez bütünlüğüne karşı gelme suçlarını işlediği tespit edilmiştir. Kendisi mekanik adı altında yaptığı illegal işlerin üzerine legal bir örtü çekmek istiyor. Hayır, ona göre söyleyeceğim. Mekaniğin arka tarafında, alt katında neler döndüğünü kimseye göstermek istemiyor fakat... İtirazım var hakim bey. Bu kadar iddia olamaz. Sayın hakim sözüm bölünüyor. Savunma makamı, söz vermeden konuşmayın lütfen. İddia makamı, devam edin. Bu iddialar ve her dizide olan sonucunda her kendisinin dizide bir terör suçlusu olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Bu sebepten kendisinin terör suçuyla yargılanmasını, alacağı cezanın hiçbir inisiyatifine, hiçbir yumuşatmaya dayanmaksızın tamamen net ve kesin olmasını talep ediyoruz. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı iddia makamı? Şu an yok Sayın Yüce Hakim. Savunma makamı, Fadıl Bey, savunmayı kendiniz mi yapacaksınız, avukatınız mı yapacaksınız? Efendim kendim yapacağım. Avukatım söz zaten... Evet. Savunma makamındandır, devam edin lütfen. Yüce Mahkeme huzurunda bana adledilen, iddia makamı tarafından adledilen suçların hepsini reddediyorum. Jilet mekaniğimizin olduğu doğrudur Sayın Hakim. Fakat jilet mekanikte bütün vergileri ödediğimiz, sicil kaydımızın temiz olduğu Yüce Mahkemenize... Baro, avukatımla birlikte sunduk. Ve hiçbir şekilde terör faaliyeti ülkemize, milletimize, devletimize, vatanın bölünmez parçasına hiçbir şekilde şiddet eyleminde bulunmadık. Zaten sicilim de temizdir. Sicil kaydımda hiçbir şekilde bir eylem dahi göremezsiniz. Evet, kuzey yakasında bir malikanemiz var. Savcılık kararıyla bize bir operasyon yapıldı. Eşimle ve evlatlarımla birlikte yaşadığım bir malikane orası. Kiralık bir malikane. Ama iddia makamının bize yönetmiş olduğu suçların kanıt ve delilleri kendisinde mevcut mudur acaba? Bunu görmek isterim. Ve biz
devletimizi, milletimizi seven bir aileyiz. Hiçbir şekilde bir oluşum uğruna girip de devletimize karşı bir terör faaliyetinde hiçbir şekilde bulunmamışızdır. Benim çifte vatandaşlığım var. Türkiye'den buraya göçmenim. Aynı zamanda Amerikan vatandaşlığım var. 32 yıldır burada ikamet ediyorum. İkamet ettiğim yıl süresince hiçbir şekilde sicilimde bir bozukluk dahi göremezsiniz. Yani hepsini reddediyorum Sayın Hakimin. Ve beraatıma, tahliyemin karar verilmesini yüce mahkememizden arz ediyorum. Nasıl konuştum lan chat? Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Savunma makamı. Nasıl konuştum lan? Yok efendim. İddia makamı, söz tekrar sizindir. Avukatın Sayın Yüce Hakim, Fadıl Delioğlu, kendisi de beyan ettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ajanıdır. Bak beni gaza getirmeyin, ben fena savunum. Ülkemizde bak ben 10 faaliyetleri, tane nazara kazanmış adamım. İzle. Resmi, politik ve yeraltı dünyasında işlenen bütün suçların koordinatörüdür. Kendisi bir posta güvercinidir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne tamamen karşı gelmektedir. Ülkemize sonradan gelen göçmenlerin oha, bu şekilde bize zarar vermesi kesinlikle kabul edilmez bir suçtur. Kendisinin Amerikan vatandaşlığının düşürülmesini talep ediyorum. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı iddialarınızı? Şöyle bir iddiada tekrardan bulunacağım Sayın Hakim. Kendisi temiz, herhangi bir illegal faaliyeti bulunmayan, okulundan mezun olan mekanik çalışanı, mekanik personellerini eline silah verip, yönerge verip, bir hedef gösterip elini kana bulandırıyor. Kendisi tamamen bir suçludur. Çıkarayım çantayı. Suça azmettiriyordur. Oğlum adam bize kendisi acaba fosyan biri mi ya? Suçludur Sayın Hakim. Elimizdeki delilleri ve kanıtları önünüzdeki bilgisayardan izleyebilirsiniz. Elektronik ortamdan sizlere ilettik. Ne getirdi abi? Sözlerim bu kadardı Sayın Yüce Hakim. Teşekkür ederim. Söz hakkını tekrardan savunma makamına bırakıyoruz. Efendim, bütün üzerimize adledilen bu kanıtları lütfen bizim de huzurumuzda izlemenizi istiyoruz. Çünkü benim hiçbir şekilde böyle bir kaydımın bulunmadığını yüce divanın huzurunda yemin ederim. Namusum ve şerefin üzerine. Lütfen bunların açık bir şekilde, halka açık bir mahkeme ise bunların izlenmesini talep ediyoruz. Ve aynı anda da yanımda çalışanımla birlikte geldim. Mekaniğimize adledilen bir suç vardı. Biz SASP ekipleri tarafından alındık. Yüce savcımızın huzurunda bizim bütün delillerimiz toplandı. Ve suçsuz olduğumuz orada zaten çıkmıştı. Biz de şu anda altımda çalışan 11 tane mekanik çalışanımızın sigortaları, yatırılan vergiler, sicil kayıtları hepsi bizim şu anda huzurumuzda ve eğer izniniz varsa sizin huzurunuza ben bu kağıtları sunmak istiyorum efendim, dosyaları. Oradan da inceleyebilirsiniz. Getirin lütfen dosyaları. Halik getir. Hemen. İddia makamının belirttiği üzere mekaniğimizin altında hiçbir şekilde bir gizli bir geçit veyahut da buna mahal verecek bir durum bulunmamaktadır. Zaten mekaniğimiz arandı ve dosyalarda da bir kanıt dahi görülmemiştir. Ajanlık yaptığıma dair iddia makamından bana karşı yöneltilen bu suçların tekrardan incelenmesini ve mahkemenizce adaletin tecelli etmesini arz ederim Sayın Hakim. Dosyaların incelenmesi için duruşmaya kısa bir ara veriyorum. Arkadaşlar, ablanız savcılıkta çalışınca tabii biz de ondan görüyoruz. Eve iş getiriyor. Beraat edecek gibi ya. Ne ajanı ya? Ajanlık diyor ya. Sakin ol abi. Elim ayağım titriyor. Sigara var mı? Allah aşkına sigara verin bana ya. Elim ayağım titriyor. Ben bu sıkıntı olur. Boşver. Memurda sigara içebiliyor muyuz? Elim ayağım titriyor da benim ya. Maalesef. Allah kafayı yiyeceğim. Kapalı alanda yasak beyefendi. Cezası neyse öderiz memurum. Allah aşkına. Vallahi bir sıkıntı yok, merak etme. Polat gibi. Bize yönelttiği iddiaların hepsi asılsız. Biraz sabredin beyefendi. Farkındaysan hep bir iddiası var. Kanıtı yok, delili yok. Yok tabii ya. Ne ajanı ya. Şişt, bana bak bu adam kimlerden acaba.
su içeyim bari. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Postacı diyor. Sigara içmeniz yasak. Fakat susuzluğunuz varsa şişe getirebilirim. Tamam efendim, vallahi iyi olur, bir su içeyim en azından. Vallahi bir su iç istersen. Tansiyonum tamam. Düştü ya, ajan diyor ya, terörist diyor bana ya. Vallahi ya, her şeyin bir hattı dudu var ya. Böyle, dedemi de böyle götürdüler. Bu şehirden dedemi de böyle aldılar. Adam her şeyini ödedi etti. Bu ne ya? Yeterim be kardeşim. Vallahi sebebini aslında söyledi ya. Diyor ya göçmen diye. Zemzem suyuna sinirlendi herhalde. Şu bayraktan adalet bekleyenler hepsi mezarını kazdı tarihten bu yana. Yapacak bir şey yok. Bu topraklarda yaşıyorsak. Hala bunu görmeyen gerizekalılar var. Nasıl bir rol chat? Ama rolü yaşıyorum ha. Yani çok güzel. Doğan Afet Güçveri de böyle bir rol yapmıştı yengeniz. Aşırısı ama o bütün adamları toplamıştı. O mükemmel bir operasyon. Şekilde verilmişse. Olsun, en azından rol dönüyor. Ben karşı tarafı bu arada tebrik ediyorum. Mahkeme tarafı. Ha, biraz içi boş bir mahkeme. Ama en azından rol yani. Bence çok güzel yani. Aha geldi. Valla bu iddia makamı ben sanmıyorum ki. Böyle tek bir kişi olsun. Mahkemeyi durduğu yerden tekrar başlatıyorum. Savunma makamının ilettiği belgeler incelenmiş ve belgelerde olumsuz bir durumda karşılaşılmamıştır. Ben. İyi. Son sözünü söylemesi için iddia makamına tekrardan söz veriyorum. Tekrar et. Sayın Yüce Hakim. İddia makamı olarak... O zaman bu adam bizi verilen sattı. Birinci ve ikinci söz konuşmalarındaki söylediğimiz iddiaların arkasındayız. Chat, bu arada Vito'yu sattı mı şimdi bu? Ona göre role gireceğim. Söyleyin çabuk. Ekleme de mevcut değil. Var olanın hükmedilmesine talep ediyoruz. Buradan çıkacak karar hepimizin boynunun borcudur. Buradan çıkacak kararı tamamen saygılıyız. Umarım adalet tecelli eder. Teşekkür ediyorum. Bu başka biri mi? Peki Adalet Bakanı için? Savunma makamına son sözü sorulmuştur. Sizlere belirttiğimiz üzere Yüce Mahkememizin bizi aklayacağından hiçbir şüphemiz dahi yoktur. Yüce Mahkememizin kanıtlarla iş yaptığını biliriz. Adaleti de en güvenilir bir şekilde tecelli edeceğinden hiçbir şüphemiz yok. Biz jilet mekanik olarak vergisini ödeyen bir dükkan olduğumuzu her zaman söyledik. Sayın hakimim, sizleri de bekleriz. Güzel racon. Bu kadar efendim. Arkadaşlar, kararı açıklayacağım. Herkes ayağa kalksın lütfen. Ne diyeyim lan, diyecek daha cümle bulamıyorum anasını. Flash TV. Ne oluyor lan? Adam tarafımıza nasıl? İddia makamı tarafından sunulan delil adı altındaki belge, bilgi ve görüntüler incelenmiştir. Tarafımıza sunulan belge, bilgi ve görüntülerin yetersiz olduğuna kanaat getirilmiş. İşte bu. Ve dava sonucunda Fadıl Delioğlu'nun serbest bırakılmasına karar verilmiştir. İşte bu. İşte bu. Adalet. İşte bu kadar. İşte merak bu kadar. Etmedim. Aslanım benim. Az gözün aydın abi. Eyvallah, eyvallah. Mahkeme koşum. Bitmiştir. Eyvallah. İyi mesailer. Yüce Divan. Yavaş yavaş çıkış sağlayalım arkadaşlar. Fethi Departmanı bekliyoruz. Yavaş. Biliyorum. Adaleti tecelli edeceğini biliyorum. Efendim. Hadi gözümüz aydın yenge. Şimdi harbarda girip kutuyu kurtarma şey yapmamız lazım. Eyvallah. Hadi çıkalım. Daraltı geldi bana buradan. Geçmiş olsun kıymetli dostum. Sevgili dostum. Çok sağ ol. Bugünümüzde bizi yalnız bırakmadın. Çok her sağ ol. Her zaman. Dostumuzun yanındayız. Ne oldu buna? Susuz olduğumuzu zaten biliyorduk. Karar ne? İddia makamı biraz sert geldi. Söyle. Ama Allah'tan delillerimiz vardı. Arkadaşlar yavaştan çıkış sağlayalım. Aynen. Burayı boşaltalım. Çıkış yapalım. Tabii tabii. Yavaş yavaş, yavaş arkadaşlar. Yoğunluk yaşamasın yavaş. Yavaş yavaş. Tamam ben şöyle geçeyim.
yoğunluk olmaz. Ulan ya CKY'si. Vallahi ben var ya yiyeceğim diye korktum ha. Hani geçmiş olsun. Ama adalet bakın kafasına. Bende de kalmaz. Çok sağ olun. Oh be özgürlük. Cezasını yas ederiz ya. Geçmiş olsun Fatih. Allah buraya bir daha düşürmesin. Sağ olun, sağ olun. İki yerden korktum bu zamana kadar. Biri hastane, iki Adalet Bakanlığı. Allah kimseyi düşürmesin. Abi, sana bir şey olmaz Fadıl Bey. Merak etme. Sağ olun, sağ olun. Bravo, bravo, bravo. 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 Şş, tamam oğlum, tamam, tamam. Aman, maçta mıyız ya? Tamam çocuklar, beraatimize karar verildi. Teşekkür ediyorum burada bekleyen herkes için. Ne demişti isimler? Bu toplanmış sağ olun. İsmini abi, söyleme. Abi kendine iyi bak, görüşürüz. Fadıl Bey bize müsaade. Nereye geçiyorsunuz Vito Bey? Bir çay istedik ya. Gece kulübümüz açılacak. Dilerseniz öyle mi? Tamam tamam buradan geçeriz oraya şimdi. Beyler, neresiydi beyler, tam olarak? Lux gece kulübü. Lux gece kulübü tamam. Birazdan oraya geliriz, kutlamamızı yapalım bari o çocuklarla. Sağ olun, iyi günler Vito Bey. Sağ olun. Beyler, burayı boşaltalım. Glock 19 kimin el çocuklar yanıma gelin. Bizim ekipten kimin Glock 19'un el koyuldu? Patronu takip edin. Hak yerine bulduk. Beyler Glock 19 kimin? Bulduk oğlum bulduk. Lan polislerin önünde Glock 19 kimin diyor ya? Polis nerede? Ruhsatlı silahtır ya ondan. Çok şükür patron, beraber çok sevindik. Şimdi. Gelin bakayım. Maşallah. Şimdi hayatım bir şey söyleyeceğim. Hı. Bu savcı var ya, aşırı ayar oldum bu lavuğa. Evet, ne evet. Öyle bir terörist bilmem ne falan filan. He? Şimdi ay, çocuklar, şöyle bir durum var. Vallahi saçma sapan karar verecekler diye bekledim. Ne yalan söyleyeyim. Çıktık. Bu iddia makamını hazırlayan savcı büyük ihtimalle eski geçmişi olan bir lavuk. Bunu kaldıracaksınız. Arkanızda iz dahi bırakmayacaksınız. Atılan ben onu gördüm. Şimdi bugün kutlama için her gün yeter bıktım lan. Bir kutlama yapalım. Dans edelim. Vito Salvatore'nin bir mekanı açılıyormuş. Oraya geçeceğiz şimdi. Herkes sosyal kıyafetlerini giysin. Tamam mı? Ve bugünden itibaren Vito Salvatore'ye karşı bir can ve kan borcumuz vardır. Ona göre. Tamam, bilginiz tamam. Olsun. Tamam. Hadi bakalım. Onu, o vatan hainleri ya zaten ben onu içime işledim. Bir de beni mahkemeye yer almadılar. Ben onlara soracağım. Tamam tamam koç. Bunu soracağım ben. Hadi mekana geçin. Lux kafeymiş galiba. İsmini tam bilmiyorum. Tam nerede burası çocuklar? Çıkartın. Bilgi var mı? Ben biliyorum. Tamam biliyorum, Kenan bizim arabaları çıkartın. Biz gidelim Ali, sen ben ablam. Böyle. Haydi arabaları. Alo buyurun Fadıl Delioğlu. Buyurun. Biz avukat burası neresiydi ya? Bu sarayın önündeyiz ama. Tamam siz kimsiniz? Biz vefalardınız. Vefa Ünvan Sarayı. Ha eyvallah geç geldi. Ama geç kalmışız. Ha eyvallah tamam beraat ettim ya Vefa Bey çok sağ olun. Şeydeyiz biz, gelin isterseniz bir görüşürüz orada. Lux Cafe diye bir açılış var Vito Bey'in. Tamam geçiyorum abi. Oraya bir gelin, biz de oradayız, bir hasbihal ederiz. Sağ olun Vefa Bey. Vefalı adamsın vesselam, bir tek sen aradın beni. Öyle mi? Tamam. Hayırlı akşamlar, bekliyorum orada. Hayırlı akşamlar. Sağ ol, var ol. Bu arada küçük ailelere rol paslayacağım bugün ben. Bu adam emlakçı mesela, biraz bundan bozduralım. Hadi yürüyün. Nerede yeri? Yemin ediyorum var ya. Beyler araç düzenini Kenan sağlayın. Kenan yok mu? Kenan biliyor. Kenan yanımda. Kenan neresi oğlum bura? Crazy Bright eyvallah kardeşim abone olmuş. Kenan. Kenan. Kulağını tutuyor. Ha. Sizden sor bilen var mı diye öne geçsin. Bir saniye. Çocuklar bu mekanı bilen var mı? Patron adı böyle neydi mekanın? Lux. Söylemişti Vito Bey. Lux kafe miydi? Herkes arıyor çıktık ya. Vay be namımız yiyormuş be. Mekanın adı Lux. Alo Zafer kardeşim. Lux gece kulübü. Lux gece kulübü. Lux gece kulübü. Müsaitim çıktık mahkemeden. Ya öyle bir şey duydum. Ya Zafer'cim beraat ettik. Beraat ettik. Sıkıntı yok. İyi bir sıkıntı yok o zaman. Yok ilk seni sattım mahkemede. Yaptığın işte. Canın sağ ol. Şeye geçiyorum. Gel istersen bu vefalar da gelecek. Vito Bey'in açılışı varmış. İster gel bir kahve içeriz hasbihal ederiz. Bir tane ağır araç öne geçsin. Nerede oğlum bu yerde işaretlesin. Dur bilmem de gidiyorum şu daha. Gittikten sonra atayım sana. Varınca konum atar yani. Tamam hadi eyvallah sağ ol. Tamam geç iki tane geç. Geçersiz tamam. Vay be dizi gibi lan. Tamam devam. Çocuklar tamam, yeri bilen kapıyı. Gitsin. Kenan biliyorum diyordu. Kenan arabada işaretlese mi Kenan? İşaretliyorum onu. Oğlum sabahtan beri neyi bekliyorsun? İşaretlesenize gidelim.
Pratik olun oğlum. Hızlı olun. Halit anladın mı? Bak hemen sor. Çocuk bilen var mı? Öne geç. Çocuklar buraya gidiyoruz. Bir arada ya sabit durmayın. Gezin. Gibi. 4 dolarken hemen öğrenmeye çalışın. Heh. Ne oldu? Biri düştü. Sosyal RP'yi seviyor musun? Baba bu iş bizim için. Kim düştü? Ha. GPS'de gözükmüyor patronun yeri. Hmm. Sen götür o zaman bizi. Nerede? Halik uçtu. Nasıl uçtu ya? Tamam sıkıntı yok. Ben bir konum isteyeyim ya. Tüm babalar arıyor hayatım. Tüm babalar. Neresi arkadaşlar bura? Ben anlamadım ki ya. Arıyla bana Lux Gece Kulübü'nün bir konumunu atar mısın ya? Tamam geç de ben senden ara bekliyorum benim. Bu iddia makamının kim olduğunu araştırın. Neresi? Şey, burası mı? Yok patron. Kıyafet değişecekler ya. Değişsinler, değişsinler. Tamam tamam değişsinler. Ben de değiştireceğim ya. Gideyim şu şeyi. Buyur patron. Açayım kapını. Sağ ol. Arkadaşlar sardı mı? Sarıyor. Güzel mahkeme rolüydü. Rolü paslayan arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum bu arada. Malikane baskını çok güzeldi. Bak benim çok hoş. Ben seviyorum hocam. Ben böyle rolleri severim. Bana paslayın no problem. Ya 223. Ben iplik çıkartmam yani. Beyler. Bir 50 dolar peşin ya. Patron Nuri Alça kombini çekeyim mi? Çek oğlum istediğinizi çek. İstediğinizi giyebilirsiniz çocuklar. Ya, bugün keyfim yerinde. Ya. Seni abi yapayım. Haydi. Baştan yapma hayatım. Beklemeyelim seni. Böyle 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 böyle. Alo. Alo. Buyurun. Merhaba Fadıl Bey. Merhabalar kimsiniz? Ben Adalet Bakanı Benjamin Glolis. Kriptolu telefondan arıyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Fadıl Bey zaferinizi tebrik ederim. Sağ olun bakanım. İnadınız yolda. Taşlar önünüze çıkmasına rağmen zaferinizi yinelediniz. Efendim teşekkür ederim. Gerçek olan şeyler bir zafer değildir. Somut olan şeylerdir. Yine de düştüğün çukurdan çıktığını sevindim. Sağ olun bakanım. Beni arama sebebiniz nedir? Özellikle gizli numaradan. Devlet ne zamandan beri gizli numaradan arar? Bakanım. Devlet gizli numaradan aramaz. Ben gizli numaradan arıyorum. Buyurun. Dinliyorum. Bu var. Yani çok istiyorsan normal şahsi numaramı da paylaşabilirim. Benim açımdan sorun yok. Sadece aldığın zaferi tebrik etmek için aramıştım. Sorgu odasındaki anlar aklıma geldi. Anladım. Sağ olun. Sağ olun bakalım. Çok teşekkürler. Yüce Mahkeme... Hayatınızda başarılar. Sağ olun. Yüce Mahkeme adaleti sağladı. Çok teşekkür ederim evet, yaptıklarınız için. Evet ben zaten bunu size bahsetmiştim. Mahkeme evet. Hiçbir karardan bağımsız. Kesinlikle. Tamamen kendi hürün. Hadi, hadi gidelim. Nereye gidiyorsun abi? Tamamdır. Şeye... Sağ olun bakalım. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi günler, hürmetler tamam, dilerim. Gelin sizden de. Sağ olun. Sağ olun. Hadi çıkalım artık. Böyle, böyle, Adalet Bakanı bile arıyor. Nasıl kaldı? Söyle Nathan. Abi önemli. Çok eski birisi geldi. Birazdan tamam, getirecek. Tamam Murat. Tamam geliyor. Hani, oğlum şu mekana artık bir gidebilir miyiz ya? İşaretledim. Merhabalar. Bu... Atacağım. Ben de gidiyorum. Ben de bulamadım çünkü. Şimdi bir buldum. Aynen. Gittiğim zaman atacağım size Vefa Bey. Tamam. Tamam. Hadi sağ olun. İyi günler. Teşekkür ederim. Patron bu mermizler işini gidince yaparız, konuşalım mı? Sonra ne yapacağız? Dur, Vito ile konuşacağız o konuyu. Tamam. 4.40. Onlardan alacağız değil mi? Evet. Şimdi yeni bir politikaya geçeceğiz. Anlatacağım size. Bura mıymış mekan? Yakınmış yani, lan. Bir... Keyfim çok yerinde oğlum. Hadi bakalım, zaferimizi kutlayalım. Belki de şu an burada olmayacaktım. Dön bakalım. Ha, yeni mekan açmış ha Vito Salvatore. Oo güzel. Bu adamı hiç sevmezdim. Hiç. Ama ona olan sevgim arttı. Saygım değil, sevgim. Hadi bakalım. Biraz hızlı olalım hadi. Allah. Arabaları düzgün bir şekilde park edin. Kimseye artistik yapmayın tamam mı? Lan benim emanetleri versene. Geleyim. Kahveci vardı orası. Bu direkt ailelere yapılan bir şey mi? Halka açık mı? Burası. Halka açık. Halka açık olması lazım. Böyle. Ona göre kıyafetlerle gelelim oğlum. Olmadı koruma giyelim gelelim. Anladın mı? Bence yani... koruma giysek daha iyi olabilir patron. Öyle mi diyorsun? Gelin patron. Tabii baksana. Yani sosyal... böyle olmaz. Hoş geldiniz de. Şu içeride garajımız var. Oraya park edersin. Tabii 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 tabii. Olur olur olur. Çocuklar hazır arabaya bineceksiniz. Herkes kıyafetlerini giyip gelsin. Hadi oğlum.
koruma kıyafeti. Araçları oraya koyarsan tabii, çok tabii. İyi olur arkadaşlar. Hayatım, herkese koruma kıyafeti giydirtir. Oo, Fadıl abi ne yapıyorsun ya? Eyvallah, bu kim lan? Geri dönüyorum. Kapi abi ben, Kapi. Yanlış arabaya girdik. Ölmedin mi lan sen? Yok abi niye? Çabuk, seri ol. Amına koyarım sen ya. Doğru, vurma, vurma. İt. Ben geri zekalı. Aa, öldürdüm lan vuranı mı? Ne oluyor burada? Sen bir gel bakayım be, gel. Ne yapıyor lan bu? Bilmiyorum ki, ben de anlamadım. Kapi buraya gel lan. Şeftali niyetini içerim sen ha, yavşak. Ha, efendim. Ne yapıyorsun oğlum? Niye vuruyorsun? Abi ne bileyim, Gaya abla olduğunu bilmiyorum. Tam niye küfür ediyorsun oğlum? Abi vurdu bana. Ya o sana niye vursun durduk yere? Ne bileyim, vurunca. Sen kendinde misin? Kafan mı güzel? Yok abi. Nathan taşacak mı geçiyor bu lan? Ha? Abi affedersen. Efendim. Ya sabır. Yeni çıktık mahkemeden. Evet. Bu çocuğu zaten sevmiyordum ben. Nathan daha iyi. Gaye abla özür dilerim ya. Tanıyamadım seni de. Nasıl tanıyamıyorsun? Ben yanlışlıkla vurdum sana da. Mal mısın oğlum? Niye vuruyorsun? Küfür ediyorsun bana. Abla vallahi tanıyamadım seni ya. Tanıyamadım ne demek ulan? Güzel. Varsa iki değil. Bize tek kadın zaten ettim. Burada. Onu fark etmedim değil bu arada. Kadın olduğunu da anlamadım ki. Bence bizi yiyorsun sen ama hadi hayırlısı. Yok vallahi mi? Neyse tamam, top sizde, ben gidiyorum bir şeyler, hadi. Özür dilerim ya da tekrar. Ben size cinayeti göstereceğim, yiyelim. Halledin. Eyvallah patron. Tamam. Gülüyor bir de yavşak. Bu çocuğu zaten oldum olası sevmiyordum. Sharon eyvallah. Böyle bu kadar kolay ya, zaten niyeti belli patron. Tabii tabii, hadi içeri girin. Yavaş. Allah'ım sen sabır ver ya. Selamlar beyefendi. Buradan mı geçiyorduk? Buyurun buyurun. Eyvallah. Bugün çok güzel görünüyorsunuz Fadıl Bey. Eyvallah, sağ olun. Mekan yeni açıldı galiba, doğru mudur? Yeni açılış. Doğrudur, doğrudur. Ya, buyurun içeri geçin. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Şöyle buyurun, oha, ben geçireyim. Bu ne lan? Chat bu ne lan? Fadıl Bey'di değil mi? Oo, evet evet, benim mekan güzelmiş ya. Rito Bey'e yakışır mekan olmuş. Sen gel. Teşekkür ederiz. Şöyle buyurun. Maşallah maşallah. Rito parayı kırmış galiba. Vay anasını. Ulan iki haftadır malikane alamıyoruz. Adam gitmiş. Gazcıyı almış. Bu Tobey'in de herhalde mal varlığı. Taşaklı adam ya. Oha. İsteriniz gibi şeydir. Bu ne lan? Polat Alemdar kumarhane salonu lan. Hoş bulduk, hoş bulduk. Vay 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 vay. Aklına bir film sahnesi geldi. Evet evet, benim de benim de kumarhane. Tam. Ha ha ha. Tam bombalacı Mehmet'in yeri lan bura. Vallahi billahi. Nerede bitiyor? Gelir herhalde kendisi birazdan. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin Fadıl Bey. Tabii merhabalar. Hayırlı olsun. Sağ ol sağ ol. Mekan Fadıl çok Bey. Güzel olmuş ya. Vallahi hayırlı uğurlu olsun. Çok çok güzel. Sana şöyle bir yer ayırttım. Eyvallah eyvallah, çok sağ ol. Çok sağ ol. Eyvallah. Hayırlı olsun Vito Bey. Sağ olun sağ olun. Durun. Telif verir mi lan? Telif verir şu. Ablanın gelişine bak. Merhabalar. Yalnız sular da güzellik. Öyle. Aa, konum aslında... atacaktım lan, dur şu adamı unuttum. Tamamdır baba. Cancım. Evet. Kilo uzatayım patron. Bir tane dansçı Fadıl Bey'in önüne gitse olur mu? Bir yok yapma yeme şimdi yenge burada. Aa duyuyor musun? Bir tane aman aman. Hayatım hoş geldin. Bir tane yengemiz var. Bir tane yapmayın. Hayatım hoş geldin. Kızlar uzaklaş. Hanımlar evet, başka yere geçelim biraz. Buyur patron. Ablanız ağzımızı burnumuzu kırar. Gel kız gel. Hayatım gel gel, otur otur, buyur buyur. Diye kaçacaklar seni, gel. Gel. Tabii yaptınız, ayıptır vallahi. Bir tane şovdur yani Fadıl Bey neticede. Tabii canım. Hayatım. Profesyonel dansçı arkadaşlar. Evet evet, beğendin mi mekan hayatım? Çok güzel, çok güzel. Bir tane siz masanıza gelebilir hanımlar, sıkıntı yok. Tamam, hanımlar buraya gelsin. Baba. Tamam tamam, sıkıntı yok oğlum, fikrini değiştirmeden. Oğlum ben evli barklardan mı? Siz gençsiniz.
Bizim için yani. Tabii ben bana ne yok şey. Biz gelsin gelsin Salih'cim. Gel gel sıkıntı yok. O kadar soldakini tutacaksın. Dayak bir şey demeyeyim. Ulan tutacak, tutacak. Bu arada biz Vito ile şeye benzemedik mi? Süleyman Çakır'la Polat'a. Lan ben bir şey yapacaktım. Hah. Dur Vefa'ya da atacaktım. Ben şimdi teşekkür ediyorum. İkram edeceğim de. Bir bakalım. Kolay gelsin. Baba alt ailelere rol paslayacağım full. Ben bir viski alacaktım da. Ne oldu Ali? Bir şey yok patron. İsterseniz ikramlık olarak. Sıçtık. Vallahi mekan çok güzelmiş Vito Bey. Hakikaten. Beğenmenize sevindim Fadıl Bey. Çok güzel. Şimdi burada tam olarak nasıl bir faaliyet sergilenecek? Bir kumarhane işine falan girecek mi? Tabii. Yani burası kumar değil tabii. Burada çok dans ve farklı aktiviteler. Can abi bir şey sorup geleyim. Fadıl Bey. Anladım. Ama özel görüşmeler içinde yukarıda bir özel hocamız var. Sunumluk olarak daha güzel. Ama sanıyorum asansör şu an çalışmıyor. Hı 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 hı. Ama burası genel itibariyle dans, show, evet, eğlence, keyifli vakit. Eyvallah eyvallah. Vito Bey, yenge hanım nerede acaba? İtalya'da kendisi. Ha öyle mi? İtalya'da ondan bu şey. Peki anladım efendim. Peki. Benlik bir şey yok. Ben tamamen profesyonel bir işletmeciyim. Tabii şu an sizin bu işletmede olduğunuzu biliyor yani çevrede hanımlar olduğunu öyle mi? Gerçekten tabii ki, tabii takdir ki. Ettim, tebrik ederim. Bu sanırım gençlerin organizasyonu ya. Vito Bey'in pek bir alakası yok inşallah. Tabii canım. Tabii tabii. Şimdi Ken'i yaptı hepsini. Valla bugün keyfim yerinde ya. Valla Kenan oğlum gidin oturun karşıya bir çerez alın hadi. Bugün beratımızı kutluyoruz ya. Hadi oğlum. Yasir geçin oğlum karşı masaya. Patron ben kalayım burada ya. Kalayım burada patron. Ya oğlum ne olacak ya, bu bir günde korumalık yapmayı verin. Hadi yok canım. Yok patron kalsın, eli kolu pek şey değil onun bak. Şimdi bir salarsak sıkıntı. Yok yok bir şey olmaz oğlum, keyiflerine baksınlar lan. Bugün keyfimiz yerimizde. Oturabilir miyiz buraya? Ben bir double whiskey alabilir miyim? Bayağı yalnız orada ya. Bak patron bu iddia makamı dışarı çıktı ya, bir silah patladı. Ya ne iddia makamıymış Halik bu ya. Dedim herhalde Vito Bey kafasına sıktı. Sıktırdı yani. Neden lan? Vito Bey dün gece sıkılacaklara sıkmış Halik'cim. Hoş geldiniz Fadıl Bey. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağlık. Ne alakalı? Gerekli ricalarda bulunduk. Reddedemeyecekleri bir teklif yaptık diyelim Fadıl Bey. Eyvallah eyvallah. Dostlarımız her zaman yanındayız. Vito Beylerin ikramıdır sizlere. Hoş geldiniz mekanımıza. Çok teşekkürler hanımefendi. Rica ederim. Afiyet olsun. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Çocuklar toplanın. Hepiniz alın bir bardak. Bugün kadehimi şehirde sevgili dostum, bundan sonra kan kardeşim Vito Salvatore için kaldırıyorum. İçin. Hadi benden izin lan. İçin lan. Sergio. Gelin oğlum. Efendim abi. Bugün mesaiden sonra bir kutlama yapacağız. Benim tuttuğum bir takım 4-0 önde de. 4-0 mı oldu? Aha. Yaparız yaparız. Bir kutlama yapacağız haberin olsun. Şeyde mi abi, unicorn'da mı? Braves lan. Her gün bu kadar kafi. Patron oğlum, ilk defa işliyorum ya. Oğlum hiç yenilmediğimiz için her galibiyeti kutluyoruz normalde. İşte bu. Kaç kaçmış maç Vito Bey? Dörtlemişler. Dört mü? Ey maşallah. Ulan berat ettik dört. Oh 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 oh. Tekila. Gördün mü Murtaza? Ya. 4-5 yetmiyor bize oğlum. Ne içiyoruz? Patron her zaman öyle de sonunda öyle olmuyor ya. Değil mi? Bay bay. 4-2. Aman aman. Mekan güzelmiş öyle ki. Ne diyorsun? Kız konuşun da yanması ayıp olmasın. Yok yok mekan sağlam patron. Ne diyelim? Evet evet güzel güzel. Bizim gençlerin hoşuna güzel mekan. Ali için senin için gelmiş hanımefendi. Yok yok benim Murtaza. Dansın için eğitim alıyor musunuz acaba? Abi. Hanımefendi şu gördüğünüz önümdeki yakışıklı beyefendiyle özel ilgilenmenizi istiyorum. Abi gel bak hadi. Yenge başımı yakacaksın yapma. Murtaza. Oğlum tam senin ortamın. Heyecanlandın mı Laz? Duramıyorsun. Ha, ne yapıyorsun? Çok heyecanlandım. Ben şey. Onu ben çekmeyeyim de YouTube'da şimdi. Kafamızı da çeviremiyoruz ki. Oğlum biz Avrupalıyız. Biz medeni insanlarız. Biz de denelim ya. Halit. Gösteri icra edelim. Patron. Benim bir bakışı vardı, ben gideyim. Patron. Bu sana malgende bir şey anlatmıştı. Yenge bak şeytan doldurur diye bir laf var. Zamanlar karşıdaymış. Oğlum sen de bırak artık şu güllü dayılığı. Çıkartayım. Yok yenge yok.
Allah bence bu ortamdan kentanlı atamı da. Ya o kadar adam var burayı yapma gözü. Benim başımı yakacak. Kentanlar da lan bizim. Arkanda patron, kentanlı ortamı. Kentanlar da lan. Arkanda patron. İyi. Patronuna gelme iznin var mı ya? Şevko. Aleyşim bugün de çıktık mahkemeden. Bakalım yarın neler olacak. Başımıza abi, neler gelecek. Karıştırmazsan sevinirim ya. Seni karıştırayım oğlum, sen bembeyaz olmuşsun. Sen gel bir istese sapıralım. Gel. Vallahi çocuklar bugün mutlu günüm. Vallahi çocuklar ne isterseniz yapın. Hakikaten mahkemeden de çıktık. Mis gibi de mekandayız oğlum, keyfinize bakın. Da kimse çok gelmemiş ya. Sen yana geç. Ben iki tane şey attım herhalde... vefalarla karanlığıları attım, gelecekler herhalde. Yarın şimdi... da bir toplantı yapalım bu arada Ali, tamam mı oğlum? Malikane'yi tamam. Hazır edin. Hanımefendi tamamdır, yeterli. Dolversene. Çocuklar coştu iyice bak. Olur. Evet, ne oldu ya, bir göz kırpıyorsun falan, hayırdır? Şimdi gel. Kadın işini yapıyor. Ali kapı sen evet, olsana. Vefa abi, isminiz ne demiştiniz? Bak kapattık. Diablo Vefa. Diablo Vefa. Evet. Allah Allah, Diablo nereden geliyor beyefendi? Diablo benim lakabım ya. Haa tamam tamam. Buyurun gelin buraya. Nasıl gidiyor işler güçler? En son biz bir dayıyla görüşmüştük. Evet, emlakta. Kendisi şu an uyuyor. Ha, nasıl gidiyor işler? İşler çok şükür. Biraz ağırlık koyayım, dur. İyi oturun. İyi gidiyor. Peki nasıl bir bozdurmaya falan gelin mi? Var mı para mara bozdurmaya gelen? Tabi ya, oluyor. Sizin arkadaşlar da geliyor, onlara da yardımcı oluyoruz. Öyle mi? Şimdi efendim 160'tan mı bozuyorsunuz, doğru mudur? Doğru tabi. Şimdi eskiden şehirde bir intizam, bir düzen vardı. Bu intizam ve düzeni iki emlakçı sıkıntı yarattı. 170'den ben... bozanlar, 80'den bozanlar. Evet, malımız... ben devleti ilettim onları. Ha, bunların kulağını çekti, hatta emlağını bastı. Şimdi 160 biz normalde combeye bozduruyorduk. Bu saatten itibaren bir haftalık bütün ciromuzu size bozdurma kararı aldık. Bilginiz teşekkür olsun. Ederiz. Yani sizin de cebiniz para görsün. Yeni gelen aileler, oluşumlar. Tabii gücünüzü bilmem. Yani her ailenin farklı güç rotaları vardır. Biri istihbarat, biri silahta güçlüdür vesaire. Siz de bu şehirde kalkınma adına biz bütün stratejimizi, her şeyimizi size yönelik yapacağız. Ama bir haftalığına. Bilginiz olsun. Teşekkür ederiz. Müzik gider tam sırası diyor. Tamam, bizim şu anlık birkaç kişiyle sıkıntımız oldu. Bu arada bu Klein Beyler'le aranız nasıl? Victor Klein Beyler. Valla Klein... bir konuşmuşluğum yok. Sadece geldiler bize, dediler biz yeni geldik Klein'imize. Yani iyi bir de benziyordu. İlk intibam. Hayırdır? Heh, şöyle biraz yok, kendileriyle dostuz. Sizi de çok övdüler. O yüzden şey yaptım. Hayatım sen şimdi git. Yemeği hazırla. Yani iyi ve iyidir dediler. Konuşun dediler. Evet, konuştuk. Evet. Şimdi peki var mı sizinle... bir sıkıntılı durumları bunların? Ya yok, sizinle yok. Bizimle sağ olsunlar. Yok, birkaç tane... iyi mi yani? Sizin tabii gözünüz. Tabii. Ha eyvallah, tamam. Ya birkaç tane soyguncu vardı. Arkadaşlar burada bir şey diyeceğim. Alt ailelere artık değil mi? Bir girişelim. Beraber. Öyle. Anladım. Sizin şimdi herhangi bir şeye ihtiyacınız var mı? Emlak vallahi olabilir. Valla bizim ihtiyacımız bir emlak. Silahı kaçtan satıyorsunuz? Biz silahçı değiliz ama dostlarımız var bu Klein. Baronumuz şehre iniş yapacakmış. Telgrafları ya. Bize geldi. Büyük ihtimalle büyük meseleler masaya yatırılacak. Oo. Benim mahkemeden çıkmam gibi. PD'nin Adalet Bakanlığı'nın malikaneme baskını gibi. Ballas'ın kelleme ödül koyması. Ve Ballas'a buna kim maşalık yapıyor? Kim bu emri veriyor? Bütün masaları Ulu Baronumuza anlatacağım. Fadıl Bey, ben Ballas'larla aram iyi olduğu için bir zamanlar... Hesabım açık değil ya, ondanmış. Ne olduğunu, birkaç şeyleri biliyorum açıkçası. Ne gibi? Ama dediğim gibi, ya şimdi eski dostumdur. Ben yine dediğim gibi... Herhangi bir kişinin bir şeyini ötmem. Kim eski dostun? Ballaslar. Ballaslar eski dostum. Yardımcıymış. Eyvallah, zaten beyler. Adamın kelle gitmiş, sıkıntı yok, konuşabilirsin. İyi, çok iyi o zaman. Eğer gittiyse şöyle söyleyeyim. Bunlar kapitallere %70'den 80'den falan bozdurtma bir şeyler yapıyormuş. Bu Ballaslar. Yani Ballasların kapitallerle arası çok iyi diyebiliyorum ben. Onur Bey de sizin kapitallerle aranızın kötü olduğunu söyledi, doğru mu? Anasını satayım. Gelir bir. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ya, rahmetli öyle söyler. Belki kapital olabilir.
Kapitaller de kapanmış. Hey. Evet, evet biliyorum. Hey, what's up? You good? Ya vallahi ondan diyorum ya sana. Bir daha bir devlete çıkıyorum. Hani patron olmak için oluşum açan insanlardan nefret ederim. Hayatta. Oğlum şu Rafael'i uzaklaştırın bak sesini. Anlatabiliyor muyum? Kim abi? Rafael var ya. Rafael. Yani oluşum açmak için adam oluşum açıyor. Baba oluyor ki sırf toplantıya... Bu ne lan? Bir adamın namı 40 yıl sürmeli bana göre. Teşekkürler. İsmini bilelim, namını bilelim. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle haklısınız. Yoksa ne işe yarayacak? Baba olmak, aile olmak. Baba demek evlatlara bakan sıfatına gelir. Evlatlara bakamadıktan sonra patron olmanın anlamı ne? Sen sakin sakin abi. Beysim, bu mekan çıkışı bir görüşme yapabilir miyiz seninle? Olur olur fark etmez. Ben şimdi bura beni pek fazla sarmıyor, boğuyor biraz. Evet evet doğrudur. Çocukları bırakacağım eğlensinler ben mekana geçiyorum. Doğrudur. Sen buradan çıkışta müsait olursan bizim yeni mekanı biliyor musun? Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Yeni mekanı biliyor musun bizim? Yok nerede? Luna Park'ın yanında hemen sahil tamam, boyunda. Tamam sıkıntı yok konum atarsın biz oraya tamam, intikal ederiz sıkıntı yok. Ben müsaade alıyorum. Tamam, tamam Karan'la görüşürüz. Diablocum görüşürüz. Eyvallah görüşürüz Karan'la. Eyvallah. Hadi görüşürüz sağ olasın. Görüşürüz abi. Buyur abi. Vefa Bey durumlar böyle. Toplantıdan sonra zaten aman, sizle aman, konuşuruz. Tamam ben de bir çocukların yanına kayacağım. Yani ben de kaçayım. İlla görüşürüz. Tamam. Tabii tabii. Tekrardan ticari toplantımızı yaparız. Eyvallah sağ olasın. Nerede çocuk? Ay sağ olun. İyi günler. Halikçiğim. Yaptınız Halik. Yenge çocuklar eğleniyorlar. İyi miyim? Eğleniyor çocuklar işte orada bıraktım onları. Şevko ne yaptın lan? Vallahi oturduk patron orada ya. Oturdun mu? Ne yapalım ne kaçalım işte mı? Bir vallahi konu var memnun ya. Ne? Ne konusu lan? Gereken söylemiştim ya zaman. Ne konusu? Bu bir şey alacaktık ya tamam, beylerden patron. Ne yapacaktık? Ne alacaktık lan? Bir şey alacak mısınız ya patron? Oğlum gel şurada açık açık konuş ya. Ne alacaktık oğlum lan? Adalet Bakanlığı roket atacağız onu mu diyorsun? Yok patron. Zırh mermi alacaktık ben de öyle bir şey anladım. Ha ulan manyak herif yürü ya ben de long rush yiyeceğiz sandım. Oy. Vito Bey nerede? Genel müdürü var. Efendim ben size yardımcı şurada olayım buyurun. Şurada. Tarafı, şurada hemen. Hemen şurada. Ben oğlum merkez gelmesin ya. Siz niye geliyorsunuz oğlum? Gelmesin herkes. Dağılın oğlum, oğlum ya. Oğlum gidin eğlencenize bakın lan. Biraz asansörü çalıştırın oğlum. Tamam. Vito Bey. Müsaade var mıdır? Profesyonel dansçılarla ne istiyorsun? Buyurun Fatih Bey. Bu genel müdürünüz vardı. Sizin nerede acaba? İsmini unuttum beyefendinin. Bizim zırh. Onu ben tayin ettim. Nasıl? Yeni birisiyle görüşeceksin. Öyle mi? Kim? Fulat Bey'le mi? Salvatore oğlumdur. Öyle mi? Evet. Merhabalar Fatih Bey. Oğlunuz ha memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. Öyle mi? Maşallah maşallah. Maşallah. Bizim de böyle mekan alsa 30 tane olur hani. Şimdi Vilat Bey. Evet dinliyorum Fatih Bey. En son beyefendinin ismini unuttum. Onunla bir zırh. 300 zırh ve 600'e yakın bir mermi de konusunda anlaşmıştık. 60 milyon ciroluk bir ticaret yapacaktık. Şöyle Fatih Bey. Sanırım 200 zırh 500 mermi şeklinde kaydedilmiş ama. Kaç? 200 zırh 500 mermi. Pardon bir saniye. Efendim yok ya. 300 zırh 600 mermiydi. Kendisine tamam, teyit ettirin. Onu. Tabii tabii tabii. Ben bir kontrol edeyim onu. Biraz. Not almıştı çünkü kendisi. Gitmeden bana devlet destekledi. Koluna girelim bir yüzünü yıkayatalım. Ben bakayım numara aynı tabii, numara tabii. Kendisinin attığını ben aldım. Tamam Vilat Bey biz şöyle bir özelde konuşalım mı bu ticaret mevzusu? Çok ses var. Tabii buyurun. Tabii buyurun. Bir evet. Oğlunuzu kaçırıyorum Vito Bey. Sıkıntı yok. Tamam sağ olun. Doktor. Aşk doktor. Tabii tabii bana öyle geldi. Şimdi Vilat Bey memnun oldum öncelikle. Ben de çok memnun oldum Fadıl Bey. What is he saying? İyi günler Fadıl Bey. Şöyle sağ olun. Yo, buradayım buradayım. Şimdi şöyle bir yukarıda konuşalım. Ha. Oğlum bunlar hep telif veriyor.